Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Seni konuk olarak mı alalım? Evet, şimdi geleyim istersen. Hadi gel. Dur şimdi hemen. Çık gel. Vallahi ben gidiyorum. Çıkın çıkın gelin. Ya ben de geldim. Hadi gel. Dedikoduyu bünyesinde bekletemeyen Dilara. Gel kanka. Bana ne aman. Arkadaşlar izleyin. Geçmiş uğruna değil. Aşkım. Her şeyi pat pat patlatacağım. Aşkım gel. Aşkım pat pat. Patlatacağım patlatacağım. Beyler sessiz dedi. Beyler sessiz diyorum. Kadınlar. Kadınlar. Arkadaşlar sessiz olabilir miyiz? Bebeğim ne yapıyorsun? Aşkım ben bugün neşle olmuşum. Ya yıkıyor bu için. Ya bir şey söyleyeceğim bebeğim. Ama ben kendimi göremiyorum ki. Aşkım yok, görünüyorsun şu anda da. Ben niye görünmüyorum? Burada gözükmüyor mu? Şimdi gördüm bak. Yine her zamanki gibi uyumlu olmuşuz ama başka bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bak şimdi uyaracağım konuda seni aslında annen de uyarmıştı. Hatırlıyorsun kameralara karşı yaklaşıp böyle... Şey yapma, şöyle şöyle hareketler. Nasıl hareketlerden anlayamadım. Bence gayet iyi anladın. Zaten başlamadan önce sadece uyardığım tek konu buydu. Aşkım yapma öyle şeyler. Bak annen de bundan rahatsız oluyor. Tamam aşkım, ben normalde çok şey yapmıyorum ama... Oy. Biraz daha dikkat edebilirsin kuzum. Ya sen şimdi böyle yapıyorsun, ben yanına geleceğim. Gel, sen program sunacaksın. Sen de gel. Neyse, popülerliğimi kullanayım. Nerede? Ya bu gömleği ben beğenmedim ya. Ya sus güzel, sen yeşil, ya, yeşil, yeşil, yeşil güzel. Ya. Güzel aşkım. Çok güzel, ekranda sadece neyi beğenmiyorsun? Aşkım bir şey söyleyeceğim, üstüme oturmuş. Ben böyle sevmiyorum, ben bol seviyorum. Yok böyle güzel. Renklerimiz uyuyor, renklerimiz bebek yaptın ya, ondandır. Ne olmuş biliyor musunuz? Dün şey, Berke ağlamış Aynur'un arkasından. Ben gidip bir konuşayım diyorum, yani tanımak istemiyorum. Tanımak istemiyorum tabii ki böyle bir durumda olan bir insanı. Oğuzhan. Neyse seni es geçeceğim. Sen de hiç uğraşamam Ferhat hakkında. Ne? Bana haberler böyle gelmedi. Sabahın 5'inde Aynur Berke'yi görüntülü arıyor ama bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aramasının sebebi de Ferhat'ın sabahın 4'ünde Aynur'a mesaj atması. Senin anan da bitmez, ablan da bitmez, İzmir'in de bitmez, teyzen de bitmez, yalanın da bitmez, sahtekarlığın da bitmez, saçma sapan şovların da bitmez. Merhabalar.
tanışıyor musunuz? Rümeysa benim eski sevgilim. Oo. Evet. Yani biri var. Görünüşü esmer. Dövmesi var mı? Dövmesi var. Çok mu var? Biraz var. Evet. Ferhat geldi. İlk gün dedi ki kızıl olmasın, hangi renk olursa olsun. Yani böyle bir durumda bu zamanda eski sevgiline gelmiş olman gerçekten büyük cesaret. Buraya gelen herkesin amacı belli. Sen neden orada net bir şey söylemedin? Buraya geldim, anladın mı? Ne işim geldi mi, ne alaka soruyor bana. O soramaz bana bir şey. Ben bir başkasıyla görüşme, tanışma amacım şu anda yok. Eğer senin de öyle bir amacın yoksa yeniden bir başlangıç yapman isterim. Yok. Hobilerin var mı peki? Hobilerim. Dans etmeyi seviyorum. Tam benlik. Beni çağırdın Kırmızı Oda'ya. Evet. Sebebini anlatmak ister misin? Seni beğeniyorum açıkçası. Tanımak istedim. Aynur gittiği için üzgün müsün? Üzüldüm aşkım. Rümeysa çok çok üzüldü. Bir de ona ekstra o yüzden üzüldü. Diğer galada gider Rümeysa arkadaşının yanına. Sen iyice dozunu kaçırdın. Ne? Dozunu kaçırdın aşkım. Ne dozu? Ne dozu? Sen şimdi olayı ortaya bir şey attın ya, o yüzden açıklama gereği... Ortada bir şey var ki demek ki konuşalım, bize söylüyoruz. Biz de bir açıklama yapmak durumundayız, doğru mu? Açıklama yaparsınız, inanırız inanmayız. Biz kendimize göre. Sen buranın eğlencesisin işte, sıkıntı değil. Seni var ya bir eğlendiririm, görürsün burada. Öyle mi? Ne yapacağım? Ve benim Berke ile ilişkim yalan, iftira ya da çok kötü, pis bir şekilde bitmedi. O yüzden düşman değilim dediğim gibi. Buraya geldiğim zaman da şüphe olan kimseyi ben kaldırmam. Yani bir kötü de oldum açıkçası. Hele bir şu psikolojik, ben de şu an çok kötüyüm. Hani görünce böyle bir üzüldüm. Oğuzhan'a iftira atıyorsan Oğuzhan'ı zan altında bırakmışsındır. Sen de kendin üzülmezsin. Gerçek mi, net bir şey varsa paylaş, hepimiz bilelim. Biz de yolumuza ona göre devam edelim. Ben şimdi şeyi merak ettim efendim. Yarın bir Kırmızı Oda olsa Rümeysa kimi çağırır? 10 yaşında görürüz. Ne haber balım? İyi aşkım, senden? İyi, nasılsın? Keyfin nasıl? İyi. İyi, biz de takılıyoruz. Hira çıkar mısın? Teşekkür ederiz. Kayınbrom'la takılıyoruz öyle burada. Mi? Keyfimiz yerinde. Murat özellikle dedi ki burada şu anda bir magazin sunacağım, lütfen bekle dedi. Magazini sunsun, hemen geleceğiz bir tane Koyunbrom'la birlikte. Ben geleyim mi? Tamam, hep sen beraber çıkın geleyim, magazini burada yapalım, ne diyelim. Geleyim mi? Ne gelmeyeyim oldu? Mi? Aşkım yorulma. Tamam aşkım, gelmeyeyim, istemiyorsan ya, gelmeyeyim. Çok istiyor, yorulma diye söyledim bir tanem. Yok. Tabii ki de çok istiyorum seni görmek. Yok. Değil mi? Ne oldu? Gelme dedin. Aşkım ben yorulma dedim, ben gelirim. Ben geliyorum o zaman. Ama sonra magaziniz bitsin olsa ondan sonra geleceğim, konuşalım. Tamam, sen mi geleceksin? Evet. Tamam, ben seni bekliyorum o zaman burada. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Berto. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Ya. Arkadaşımı çok özledim. İlayda. Ben sana ben buradan... Ben bugün seninle konuşmak istemiyorum. Şu an kendimi açıklayacağım. Açıklama. Dün... Ben bugün hayır. Konuşmak dün istemiyorum. Dün yazdığım iki kişi de seni küçük düşürücü ve kavga ettiğiniz hareketler yaptığınız için yazdım. Eğer yanlış anlaşıldıysam senin nezdinde özür dilerim. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Ve aramızın küs olmasını, kötü olmamızı istemiyorum. Özrü yok bu yaptığının. Yanlış anlaşılmak istemediğim ya, tamam, için sana bunu söylüyorum. Sonra konuşuruz. Böyle yapacaksan... Yayda bir şey diyeceğim. Sen neden kızıyorsun Görkem'e şu anda?
Arkadaşlar ne yaptığını biliyor musunuz da beni bana şu an söylüyorsunuz? Biliyorum. Bence haklı. Sen Aynur'un elemede adını yazıp kameraya atamazsın. Benimle beraberken bana bu saygısızlığı yapamazsın. Tamam? Ben orada senin için o hareketi yaptım zaten. Benim bak yani ben benim kendi herhangi bir düşüncem yoktu zaten. Bak ben kendi hakkımı çok güzel savundum. Ben Aynur'u zaten bir kağıt gibi ezip büküp kameraya attım. Bunu senin yapmana gerek yoktu zaten. Anladın mı? Tamam ben seni tamam. O kötü halde, kavgalı senin... halde gördüğüm için yaptım. Herhangi bir art niyet yok ortada. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim İlayda'cığım. Tamam Görkem'cim. İyi günler. İyi günler. Eyvallah. Ne oldu ya? Niye tartıştınız? Eyvallah. Ben oraya gideceğim. Kankam sen buraya. Gel kankacığım. Ben bir mikrofon alayım geliyorum. Söyle dinliyorum. Eyvallah. Okey. Kızlar. Ben olayı tam anlamadım. Ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Dün şey Berke ağlamış Aynur'un arkasından. Ve ben bunu yemekhanede duydum. Görkem ne yapmış onu Berke merak ağladıktan ettim. Berke ağladığını duyduktan sonra da... Eşit yani ağladığını duyduktan sonra da ben buradan geçiyordu. Gizem'le beraber geçiyorduk. Aynur'un elini tutuyordu, elini öpüyordu. Ne? Ben şimdi Berke'yle daha konuşmaya gideceğim. Daha sonra yanağından öptüm. Evet. Yani bilmiyorum. Bayağı uçtum. Ben buraya geldim. Fotoğraf çekinmeye çok oldum. Aynur'un elini öpüyordun sen Berke. Berke zaten dün ağlamış. Aşkım hatta dün Aynur polisle şey falan dedi. Demek ki bana çok aşık ne kadar ağlamış. Elini öpmüş vesaire falan. Ben gidip bir konuşayım diyorum yani tanımak istemiyorum. Sen niye gidiyorsun? Tanımak istemiyor musun? Tanımak istemiyorum tabii ki böyle bir durumda olan bir insanı. Tabii çünkü ki tanımak burada istemiyorum. Kıza dedi ki asla. Asla bitti, dedi. Ben tanımak istemiyorum. Yani. Eski şipinin elini öpmek ne demek arkadaşlar tanıdığı? Gülüşüyorlar. Aynur böyle. Aynur taklidi yapıyorum. Allah işte bu. İşte burada öptüm. Ha şimdi konuşuyoruz. Evet ne oldu? Kızlar şimdi dün erkekler biliyorsunuz kendi aralarında hani konuşuyorlar. Bir dakika dinliyoruz mu? Erkekler kendi aralarında konuşuyorlar biliyorsunuz hani kimi yazalım kimi yazmayalım vesaire falan filan diye. Ondan sonra ben tahmin ettim elime adayı olabileceğini. Evet. Çünkü belli yani şu an bekar adaylar vesaire evdeki. Dedim ki Görkem'e. Hani sen topluma uyma çünkü o da dedi ki ben de zaten yazmak istemiyorum hani onun adını bile bir kağıda yazmak istemiyorum dedi. Neyse biz Aynur'la tartıştık ya burada Pregala'da. Biz Pregala'da tartıştıktan sonra çok içerlemiş Görkem, çok sinirlenmiş. Ondan sonra neyse işte oraya gidiyor, yazacağı ismi yazıyor, ondan sonra artı bir tane daha isim yazıyor Aynur. Ondan sonra alıyor bunu, büzüştürüyor, kameraya atıyor. İşte yok sen evine mi gitsen, oraya mı git, buraya mı git, laf atıyor, laf söylüyor. Şimdi ben zaten Aynur'la tartışmışım. Ben Aynur'a söylemem gerekeni zaten söylemişim. Tamam mı? Yani Görkem biraz da senin için, hani sana hakaret ettiği için evet. Yaptığını düşünüyorum. Yani evet. Ben. Artık niyetli yapma. Bir de şöyle bir şey var. Kızlar, hani ben... gerek yoktu çünkü uyarmış. Hiç seni öyle düşündüğün gibi bir şey ama art niyetli yapmamış. Art niyet asla yok. Aynen. Asla. Kızlar art niyet olup olmaması değil. Hanginiz erkek arkadaşınızın eski sevgilisinin adını eleme kağıdına yazıp buluşturup kameraya atmasını ister? Kendi söylüyorsun eleme kağıdı yer böyle kötü böyle şey favori seçimi değil. Aynen. Orada şey oluyor. Düşünce ve algı farklı yere gidiyor. Hani ama sana bir gün öncesinde sana yaptığı şeyden dolayı ama yoksa yok. Ama bana sordu yaz ya, hani yazma dedim ben. Hani bunu dedim. Aynı konudan mı hala Görkem? Ha? Ne oldu ya? Aynı konu. İlayda bugün çok yorgun. İlayda o yüzden sinirini senden çıkardı bence. Ne konu ne? Kanka İlayda haklı. Konu ne? Aynur'u yazması lazım. Ya işte. Ne? Yok yok ben açıklayayım size. Dün eleme oldu ya gala atlattı. Evet. Ben galada Aynur'un ismini yazıp fırlattım. Adını yazarken. Ondan sonra Rümeysa'yı yazdım. Yazma sebebim de işte Aynur'la Rümeysa'da ikisi de kavga etti ya. Bu yüzden ikisini yazdım. Herhangi bir art niyetim yoktu hani. Eski şiptir odur budur diye düşünmedim. Benim şu anki sevgilimle kavga ettikleri için yazdım bunu ve böyle bir şey yaptım. O da eski şipini niye yazıyorsun? İşte kötü bir duruma soktuğumu düşündüğü için bana kavga ettik. Şimdi şöyle, kavga ettiği için yazdın Rümeysa'yı. Değil mi? Doğru anladım. Rümeysa değil, konu Aynur'u yazmam. Doğru bir dinle. Bu yüzden Rümeysa'yı yazdın, doğru mu anladım? Evet. Kavga ettiği için. İkisini de öyle o sebeple yazdım. Tabii Aynur'u yazdım, attım diyorsun ama.
Aynur'u yazdım. İşte... Bir laf söylemiş, atmış. Ha, bir tamam. Söyledi, at. Değil, asıl oy verdiği Rümeysa mı? Evet, doğru anlıyorum. Oy tamam, vermiş. Ben de diyorum ki sen kavga sebebiyle Rümeysa'yı yazdığını söylüyorsun ya. İkisi hani... de onun için yazdım. Yani orada niye laf edeyim okay, yoksa ama işte asıl yazman gereken kişi hem eski şifin olduğu için hem de zaten geçmişte de çok ciddi kavgaları olduğu için Aynur olmalıydı. Rümeysa'ya lafı kucaktın, bana iftira attın diye o aynı yazdığım şifir bakıyor. Şu anda hayır bak anlamamış, bir şey de anlamadı. İlk yazdığı ismi niye yazıyorsun diye tripliymiş. Evet, yazmadı hayır, ismini kutuya koymadı halde onu katlayıp, yazıp orada niye o kelimeyi söylüyorsun ben diye ben net tripliyor. Olarak söyleyeyim ben Görkem'in art niyetli davrandığını düşünüyorum. Hayır, art niyet olduğunu ben de söylemiyorum yani, sen şimdi Aynur'u yazdın, sonrasında söyleyeceğini söyledin, yırtıp kamerayı atıp Rümeysa yazmadın mı? Evet. Tamam, bunun bence tam tersini yapman gerekiyordu. Rümeysa bana bir iftira aldı. Hayır, İlayda diyor ki, öyle ilk yazdığın ismini onu hiçbir şekilde yazamazsın diyor, sorun orada. Hani oraya gidip direkt Aynur yazsa yine hayır, yiyecekti. Hayır bence onu mı? Gösteriyorsan paşa paşa kutuya da atacaktın. Hayır hayır, hayır, hayır onu demiyorum. Evet, onu demiyorum. Evet. Murat'ın demek istediğini diyor. Hayır ben. Ya sorun bu ama senin orada hiçbir şey yani orada amaç eleme ya. Hayır, sen eleme madem de... elemeye de yazmayacaktın o zaman şey. Direkt Rümeysa'yı yazmasaydın kardeşim. Niye ya ben bu art niyet aramıyorum bu arada. İkisiyle de kavga ettiği için ikisini yazdım. Aynur sen yazsaydın sıkıntıya yapmazdın. Onun anladığı o ama. Zaten Aynur yazmam sıkıntı orada. Örnek veriyorum Aynur'u direkt yazmış olsaydım, kutuya atsaydım gene sıkıntıydı. Bakın, he, sordum ya. Gerçekten niyetiyle alakalı bir problemim yok. Ama sen diyorsun ki söylememe rağmen. Görkem'in sevgisiyle evet. Alakalı bir problemim evet. De yok. Ona güvenim niye çok... Niye sana öyle dedi ve daha sonra bunu yaptı yani? Evet, evet niye, olay bu. Niye, ne gerek var? Hani buna ne gerek vardı tamam, ki şu tamam ama bir şey söyleyeceğim. İşte bu aslında küçük bir sorun bence. Ama bir sinirle ama yapmış bir olabilir şey böyle bir şey. Bunu konuşup çözebilirsiniz. Aynen. Mesela bugün seninle konuşmak istemiyorum. Çok aşırı aşkım. Gerek yok. Gerçekten konuşup çok aşırı. Konuşalım çözelim dersin. İleride peki bunu... Ama çok yüksek. Sen onun ismini yazma ne zaman dedin? Sana hakaret ettikten o kavgadan sonra mı dedin önce mi? Ya sen yazma dedim yani. Ama ne zaman dedin? Böyle bir şey yani yapabileceğini tahmin eğer... etmişim gerçekten demek ki. Hayır o Aynur'un... Seninle kavga ettikten sonra böyle bir şey aşkım yaptığını aşkım sana öyle bir terbiyesizlik yaptığı için anladın mı? O da artık sen fazla oldun der gibi bence. Hani sen bir git anladın mı? Sen Kıbrıs'a git falan demiş. Niye laf sokuyorsun? Evet arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız olarak Dilara, Buse ve tekrardan ben sizlere güzel bir açıklamalar yapacağız. Güzel haberler sunacağız. Güzel bir alkış. Hoş bulduk Murat Bey. Hoş bulduk. Kanalımızın şey adı Bus Dilmur. Çok güzel haberlerimiz var. İlk konuğumuzu evet. İlk önce söz hakkı. Şimdi bomba için bir şey konuşması yapmamız gerekiyor. Önce sesi şu an açtım yüksek sesle. Bir ücret konuşması yapmamız gerekiyor. Bedava yok yani şimdi tamam. Öyle. Yani şöyle ki sizin almış olduğunuz 15 sevgilisinin elinden parayı alan adam sana ücret eder mi ya? Yanlış haber. Devam. Tamam. Aa oturun oturun. Ya bizim ayrı bir işimiz var. Yok çok önemli dinlemeniz gerekiyor. Sen seninkini mi yoksa gene mi diyorsun? Ama gel gel. Ya bizim de işimiz var ondan. Kanalımızı şu an terk edemezsiniz. Evet yani. Bu seyircilere ne kadar ücret ediyorsunuz? Tamam kusura bakmayın çok özledim. Spiker hanım ve spiker bey. Çok pardon. Tamam nereden başlayalım Buse? Önce ben Oğuzhan. Neyse seni es geçeceğim. Sen de hiç uğraşamam. Ferhat hakkında. Ayda. Ne? Bana haberler böyle gelmedi. Şöyle. Bakalım ne geliyor? Sabahın 5'inde Aynur Berke'yi görüntülü arıyor ama bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne? Çünkü sabahın 4'ünde, 4.30'unda... Bir dakika es ver. Şu detayı unuttuk. Şimdi şöyle anlaşıldığı üzere hani Aynur programa başlarken aradı ya seni başlamak üzereyken. Evet. Ne hikmetse dendi. Evet. Hani kalmak için vesaire olarak düşündüm. Herkes düşündü. Burada yani. Genel olarak bu düşünülüyor. Ama aslında olayın arka perdesinde tamam, o kadar büyük bir bomba yatıyormuş ki. Aramasının sebebi de Ferhat'ın sabahın 4'ünde Aynur'a mesaj atması. Ne? Ha? Ha aynen. Evet. Devam edelim. Bir dakika. Şimdi sabahın 4'ünde sen neden bir kadına mesaj atarsın? Mesajın içeriğinde de arkadaşlar. İçeriğinde ne var? Selam Aynur. Ben Ferhat. Umarım iyisindir. Aynur'un ben ne demiştim? Güzel çıktı fotoğrafı atıyor. Evet. Postunu ama çok seksi çıkmış güzel bir elbiseyle. Evet doğrudur.
Teyzem bu elbisenin linkini istiyor. Evet. Linkini alır mısın? Evet doğru. Saygılar ben Ferhat. Yani ne alaka? Ben özür dilerim. Şur şur şur. Ben teyzem yedim size Aynur'da gözü var diye. Hayır başka ben köyünde teyzem bana mesaj atmadı bu bir. Ferhat, saat Almanya 1'di. Sabahın 4'ünde niye aklına geldi? Almanya yoksa estetikten boşlandı. Adam saat farkı diyor ya, dinleseniz. İşte böyle burası, saygısızlık. Hayır, toplantıdan önce gizem. İşte bu adam bir şey. Hayır, burada yoktu olayda, o oldu bu. Bence, bence Ferhat kardeşimin kötü bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Beni daha iyi bilmezsin ki ama ne zaman yazdım onu, arada yazdım. Sen zaten alışmışsın yani böyle şeylere, senin için hiçbir şey kötü değil. Ben arada yazdım onu. Teyzem burada genç, benim de genç. Evet. Aynur'u çok beğeniyor. Evet. Hep diyor zaten çok güzel giyiniyor falan filan dedim. Evet. Kıza aram yok. Evet. Yazamaz mısın şunu şunu? Olur dedim. Hatta o gün seni aramış hatırlıyor musun? İzmir algısından siz ikiniz konuşabilir miyiz? Adam bir konuşsun lan. Bir şey söylüyorum. Konuşabilir ben şahsen inanmıyorum tamam. Arkadaşlar. Bir şey konuşabilir miyim lütfen? Teyzesinin linki. Bir şey konuşabilir miyim sen? Mesajı da kalp ve öpücük koymuş. Ya benim artık kulakları buna koymak istemiyor ya. Kalp ve öpücük mü koymuşum? Aynen, ya o yalandı, yalan söylüyor. Yok. Yoksa belki ben aradım. Burada Berke'yi aradım. Peki Ferhat dedi ki. Berke'yi aradım. Oğuzhan da evindeydin. Konuşacaktın bu konuda haberi olsun diye. Şimdi yanlış anlaşılmasın diye. Sonra bir olay çıktı bana derdini anlattı. O dertten fazla üstüne gitmek istemedim. O konu oraya kapandı. Bu erkekler niye... Var. Böyle sabahın dördünde bir sıkıntı yok. Mesaj atıp. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hey, bir erkek sabah mı? Konuşacağımız bir şey var gibi hissediyorum. Ayrıca senin ödevimi senin kıza yazarım. Ben size dediğimde ne dediniz? Yok yok ya. Kızlar ben size bir şey söyleyeceğim. Bu adam beni sevmiş. Biz bir simülasyonun içinde miyiz? Bu bir şaka. Ne oluyor? Ferhat Aynur'a yazmak ne demek ya? Gecenin dördünde seksi fotoğrafını... Bir de teyzem elbisenin linkini istiyor ne ya? Ay senin anan bitmez. Bir senin şey bir dakika. Senin anan da bitmez, ablan da bitmez, İzmir'in de bitmez, teyzen de bitmez, yalanın da bitmez, sahtekarlığın da bitmez, saçma sapan şovların da bitmez. Dilara'yı denedi, şaka. Aynur'u deniyor. Bu ne için teyze? Ama bir elini şu önce teyzesi Aynur'un elbisesini nasıl giymesin? Çekin beni ona gösterin, oynaksın. Tamam mı? Oynaksın. Bir oraya elastik gibi, bu buraya elastik gibi. Şovmensin ve oynaksın. Bu özlediğim ve şey olduğum için değil, beni sevmediğin için, sevmiş gibi gösterdiğin için, benimle oynadığın için sana oynaksın diyorum. Bu kadar. Oynak. Oynak Ferhat. Bir de videosuz. Bir seni Ferhat, oynak Ferhat. Oynak. Hadi kalk bir göbek at. Hadi göbek atalım ya. Hadi göbek at, bir kıvır. Kıvırmayı seversin sen. Çevirmeyi de, şaka yaptım demeyi de seversin. Bir yok kalmış. Gerçekten bir yok. Oynak Ferhat. Kızlar, Ferhat'ın peki rüyamda gördüğüm bahanesinden daha saçma bir bahaneyle teyzem elbisenin linkini istiyor ne ya? Ya böyle magazin mi olur arkadaş ya? Arkadaşlar kulaktan kulağa magazin yok ya. Böyle magazin mi olur ya? Hayır. Burada her şeyi açık açık konuşuyoruz biz. Hadi ne varsa patlatın ya. Evet. Onu mu şey yapsam? Ha yapabilirsin. Bir şey olmaz. Ben de diyor. Bana söyler misin? Ne olur. Ya sen bir susun. Ne diyor kadar? Ya bu magazin programında kulaktan kulağa yok arkadaşlar. Evet. Çat 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 vurma seni. Pat pat pat. Ama biz yani tamam dedikodu programı olabilir mi? Biraz düşünerek yani. Sen bana söyle ben çok güzel düşünüyorum kanki. Kötü şeyler olsun istemediğimiz için düşünerek ilmek ilmek işleyerek yapıyoruz yani. Onu bir düşünmemiz lazım. Tamam sen bana söyle ben işleyeceğim. Yoksa ben zaten sana söylersem Türkiye duyar. Ama benim bunu öğrenmem lazım. Sonra. Sonra bunu sonra yapacağız. Bu kadardı. Bu başka direkt Dilara kendinle alakalı bir şey aslında. Evet Dilara onu kendine. Kimse alakalı bir şey değil. Neyse söylenecek ne bileyim. Başka ne bileyim ben oğlum sen. Başka bombanız yok galiba. Herkes bizi bekliyor mal mısın? Bir tane bombayla gel. Ben net olarak söylüyorum başka bir durum eğer olsaydı bu evin içerisinde ben onu yaşardım burada zaten. Yine yani onun peşinden hani devam ederdim. Arkasından ağlamak, elini öpmek ve ben bunu gözlerimle sarıldık gördüm. Sarıldık da biz. Sarıldık, biliyorum. Sarılmak vesaire. Yani ben bunu gizleyecek olsam mesela o kızlar evinin kapısında mı yapardım bunu? Ya tabii ki öyle değil yani ama duyguların olduğunu gösteriyor. Duyguların olduğunu değil. Gösteriyor. Tabii ki çok yüksek duygular beslediğim bir insandı ama ilişki anlamında hiçbir şey düşünmediğim bir insandı son dönem.
Çok duygu beslediğin için böyle oldu. Zamanında çok fazla duygu besledim ama şu anda ilişkisel anlamda hiçbir iletişim kuramadığımızı bildiğim için bir ilişki yaşayacağımızı düşünmediğim için ben senin devam şu anki kafa yapında birini tanıyabileceğini düşünmüyorum belki. Saygı duyuyorum. Bunda hiçbir problem yok. Ben gerçekten böyle düşünüyorum şu anda. Çok saygı duyuyorum. Gerçekten. Ben de sana saygı duyuyorum evet, zaten. Evet. Senin yaşadığın duygulara saygım sonsuz. Evet. Bir şeyler yaşıyorsun kendi içinde. O yüzden... Kendi içimde yaşadığım bir şey olsa ben bunu dışa vururum işte. İşte dışa vurdun. Anlık olarak yaşadığım için vurdum. Ağlayarak ve ona bir şekilde onun elini öperek, ona sarılarak... Yani tabii ki. Duygularını dışarıya vurdun yani. Düşman değildim çünkü. Burada başka bir yakın... Dilara da gitse ben ağlarım. Ama o başka bir şey, o başka bir şey. Yani ilişki kurmak çok farklı bir şey. Tamam okey ama söylediğim yani şey benim kurduğum, bunları yaşamamdaki sebep... İlişki kurduğum bir kadının arkasından ağlayıp bu şekilde yapman çok farklı benim, lanse edilir. Yani arkadaş olduğum anlamda... bir kadının arkasından yapmak çok farklı bir şey. Okay. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Çok iyi biliyorum ama sana söyleyeceğim tek şey, ben burada yalan söylemem. Ben zaten Aynur'la bir ilişki yaşamak istesem, onunla beraber programdan da çıkardım. Çıksaydın mesela, evet olabilirdi. Yani işte ama böyle bir şey yok ki içimde veya hiç eğlenmesine engel olurdum. Burada onun ilk günden beri devam ederdim peşinden. Niye bu yapmayayım ki bunu? Ne çıkarım var ben benim? Ben seni şu an birini tanıyabileceğini düşünüyorum. Tamam buna çok saygı duyuyorum. Bununla hiç alakalı hiçbir şey yok. Öyle değil. Ama anladım. Sen böyle düşündüğün için saygı duyuyorum. Evet. Başka yani, hiçbir şey yok. Seni tanımayı yani istemiştim ama şu anda istemiyorum. Tamam hani çok onu saygı söylemek duyuyorum. İstedim sana. Yani tabii hiç ki arkadaşlık yok. Yapabiliriz evin zaten içinde ama öyle. Şu anda biz, zaten şu anda arkadaş olarak konuşuyorduk. Aynen. Başka bir şey yok yani. Aynen arkadaş olarak zaten konuşabiliriz evin içinde evet, öyle evet. Bir şey yok. Hani asla kötü bir zihniyette değilim yani o konuyla alakalı aynen ama kesinlikle şey tanımak istemiyorum şu anda. İlişkisel anlamda tanışmak istemiyorsun. Aynen. Çok saygı duyuyorum. Hiç problem tamam yok. Tamam mı yani hiç bunu benim, da yanlış anlayacağım. Hiç yanlış anlayacağım bir şey yok. Yani, çok doğal zaten ben de... Bu şekilde görsem birini. Nereye gidiyorsunuz? Ha. Ben de bu şekilde karşımdaki kadını görsem ben de böyle hissederim. Evet. Yani aklım karışır. Ben buna çok saygı duyuyorum. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım emin ol. Bana uyar. Bana da uyar. Ciddi düşündüğüm için yani geleceğe dair düşündüğüm için... Belki işte bazılarının hani affedebileceği şeyi ya da hani kimine göre basit olabilir. Karakter aşkımı biliyorsun. Evet, karakter. Ben biraz zor ben bir de, insanım. Zorluk değil bu arada. Birazcık genelde hani... Genelde diyorlar hani biraz zor hayır, bir karakterim ben. Bak, şey İlişki olarak anlaşılması başka karak, zorum. Başka davranışlar olabilir ama bu mesela bazı şeyler affetmeme bu zorlukla ilgili bir şey değil. Bence doğru olan bana göre. Bana göre de öyle bu bana arada. Göre de. Bence bu zorluk değil çünkü... Mesela ben hiç zor bir insan olduğunu düşünmüyorum ilişkide. Hani gayet uyumlu. Uyumlusun aşkım aynen, sen. Aynen uyumluyum. Ama bazı alttan mesela... Alttan alıyorsun, sakinsin. Ben aynen. Sinirliyim mesela. Ama mesela bir şey yaptığı zaman affetmeyeceğim şeyler de benim de hani çok vardır. Evet, affetmem net bir şekilde yani. Kesin hı-hı. Bitireceğin şeyler var. Aynen. Yani onlar zaten aldatma olsun. Hani ya da daha büyük şeyler olsun. Saygısızlık. Aynen, yalan. Hı-hı. Bunlar da zaten bence de affedilmemesi gerekiyor. Ama işte bunu yaşayıp görüyoruz. Burada da çok yorucu oluyor bu yaşama süreci. Evet. Anladın mı? Yani çünkü sadece burada kendin yaşamıyorsun. Ev yaşıyor, halk seninle beraber yaşıyor. Yorumları var. Gerçekten çok kötü. Yani bir üzülüyorsan yüze çıkıyor evet. Anladın mı? En umursamaz insan bile o yorumları umursuyor. Evet, ben normalde umursamazım mesela. Ben de çok... Yok ben öyle umursamazım. Ben umursamazım bu arada yani öyle çok takıntılı öyle bir tip değilim yani. Yani olmuyorsa tamam hani böyle sorgulamam, uzatmam. Olmadı, bitti yani hayırlısı böyleymiş deyip geçebiliyorum. Ama işte burada konular kapanmıyor ki. Yani sürekli bir şey oluyor, açılıyor falan, uzuyor. Takıyorsun ister istemez. Ne diyeyim ya vallahi. Tam bu sosyal medyada bu gizber olayları dönmeye başladı. O yaptı onu da. Bak bak onu bir dakika. O yaptı. Tam bu gizber olayları dönmeye başladı.
Sonra Ferhat gitti işte onunla bununla konuştu. Birkaç ifşacıyla konuştu. Dedi ki işte Gizem'le Berke barışacak. İşte o yaptı. Ha? Acaba buna inat mı Aynur'a yazdı? Yani hani Gizem'le Berke... Kıskandırmak için olabilir mi sana? Yok. Kıskandırmak için değil. Berke'ye gözdağı mı vermeye çalıştı? Hani bak ben de yapıyorum mu demeye çalıştı. O kadar Berke'ye gözdağı vermek istiyorsa sevdiğinin arkasında durup benim için çabalasın. Gidip de bir Dilara'ya bir Aynur'a koşmasın. Desin ki Berke'cim ben Gizem'i seviyorum benden de o zaman alamazsın diye öyle gözdağı ver. Erkeklik odur. Erkeklik gidip başka kadına öyle gece dörtte üstündeki de ne kadar güzelmiş bilmem ne fotoğrafına yorum yapmak değil. Korkusu da yok. Ya bunun burada patlayacağını gibi, biliyordu. Kalıbı kadar yok ya. Bunun burada patlayacağını. Yemin ediyorum buradan şu merdivenden inerken içim eridi. Ne kadar kalıplı, heybetli, ağır abi dedim. Ağır abi derken o anlamda demiyorum. Anladım, yani düzgün anladım. İnsan ağır dedim. Başlı. Ağır başlı böyle. Fıs. Zaten hep öyle gözükenler fıs çıkıyor yalnız. Fıs. Dış çabaladım yine dedim ki olsun onun karakteri de böyledir dedim. Yok. Ali cevap var. Sadece bu dünyada kendinden yok. Güzel cevap var. Benim bulduğum bir... Ama bak ne diyeyim? Bak size ne dedim? İlk bu bahaneleri uydururken ne dedim? İlk kavgamızda Aynur'a gidecek dedim. Evet. Ya sen söyledin ve ben... Biliyorum şey çünkü. Güldüm çünkü biliyor musun? Biz kendi dedim, aramızda Gizem da saçmalama dedim. Hissediyordum bazı şeyleri. Ay, ben hissediyordum. Ben kadınım abi. Ben şunu da çıkardım bundan. Bu erkeklere yani... Bu erkeklerin kendi hiç mi değeri yok? Yani... Şimdi kız söyledin ya az önce Berke'yi gördüm işte yok elini mesela, öpüyordu. Mesela örnek abi, veriyorum. Abi yani kız bir Berke'yi üzdüğüm için özür dilerim deyince bu tekrar evet, yapılan her şey unutuyor. Berke Berke'nin ne yaptı o kendi karakterine kalmış. Hayır o da ona yazmış ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Şunu da şuradan da anladım. Bat bana o kadar rahat yürüdü. Tamam bizim ilişkimiz bitti de. Ferhat niye bu kadar rahatsın? Niye bu kadar genişsin? Ha? Nasıl yani? Yani Beyza mesela... Bu durumdayken biz Ferhat'a yürüseydi ben Beyza'ya derdim ki Beyza ne yapıyorsun? Gerçekten seviyor musun derdim. Yani Ferhat'ın Bat'a bunu demesi gerekiyordu. Evet zaten. Yani. Bu arada bana ne dedi biliyor musunuz Bat? Şimdi biz o evde oturuyorduk ya. Yanlış anlamışsın öyle bir şey yapacaksın diye değil. Ben bile tepki yani bir sorar yani. Farkındayım yok kızar mıyım sana? Ya sormasan zaten samimiyetini sorgularım evet. Ben daha yeni bitti ne oluyor diye. İşte Ferhat samimi değil Ferhat seni seviyordu demeyin bana. Canım ben ilk defa popülerlik aldım da o yüzden erkekler evine gidebilir miyim? Bir de çizmem ve kürküm de var. Sağ ol. Ben erkekler evine gidiyorum. Gelmek isteyen var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, Ahmet'ten size abur cubur getirdim. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok ama abur cubur var. Size ricam hepsini deneyelim. Ya en kötüsünü getiriyorsun. Yorumlayalım. Sen yorum ya. Yapacağız. Yorum yap. Çok merak ettim. Tamam. Bu arkadaşlar ne diyecek? Dilara! Diloş! Yok abi onu çağırma. Geldim. Çağır mı? Geldim. Gel. Benim misafirim. Ne demek? Çabuk gel çikolata yiyeceğiz. Hiç gerek yok. Benim kardeşim ya ne demek gerek yok? Gel otur. Git orada kardeşim. Bu tarafa oturacak. Ferhat. Buraya oturacak. Gel buraya. Mickey Mouse. Yok. Ne o makaron mu ne? Otur ye. Fanta güzel bir şey benziyor otur. Ya. Ye bir tadına baktın sonra bir bana söyleyeceğiz. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Nasıl beğendiniz mi? Ferhat yesene belki kardeşim. Ay çok teşekkür ederim. Çağırma diyor. Allah gönlü gönlü. Asla hiç bizi çağırmayacaktın. En başta bu sene. Ben almadım. Çağırmadı zaten bizi. Ben almadım. Bu kadar tek mi getirdin? Daha fazla getirdim. Getirsen de. Getireyim değil mi? Sonra yine beni öden şey yapma affet. Getirsene. Başka hiç kodlar da vardı Ferhat. Orada dur geliyor. Bismillah'la başladı. Yavaş yavaş ya. Evet ona ama ne var? Kandırılmış gibi hissettim. Sen neyken yok öyle bir şey. Canım. Ben neyken değil. Yani böyle bir algı oluşturuyor ya. Hissetme. Böyle bir hissi algı hissi vardı bence. Aşkım ne o hissi? O algı çok yanlış senle beraberken. Oğlum ne hissi? Benle beraberken hissi yoktu. Sadece vardı. Demek ki... Benim teşekkür o cilvemi hareketlerimi seviyordu. Ferah dememi seviyordu. Teşekkür ona böyle o cilve o şeyi yapmamı seviyordu. Bu. Başka hiçbir şeyim de değil. Çok garip ya. Erkekler arkadaşlar demek ki böyle şeyi seviyorlar. Böyle ya. Ezilmeyi, sürünmeyi mi seviyorlar? Hayır, Aynur'a da öyle bir şey söylemek istemiyorum. Eziyor, sürünüyor demek istemiyorum. Aşkım, gitti sonuçta. Eziyordu ama... biraz. Ya gayet de yaşadığı ilişki tarzlarını görüp ona da yazmasına şok oldum açıkçası. Yani evet hani sen bana o kadar herkesin ilgisizsin diyor. Farklı ama hayatım yani bana ki. O kadar ilgisizsin deyip de hani Aynur çok ilgi göstermeyi seven bir kadın değil. Hani ona yazması...
işte. Hani evet, Dilara yine bir ilgi gösteren. Tercih meselesi. O zaman ben ilgi seviyorum demesi. Bir şey söyleyeceğim. İlgisiz değil. Gizem çok ilgili bir kız. Evet. Gerçekten çok ilgilisin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence yani bu arayı tutturmak lazım. Benim kendi fikrim. Evet, tabii ki de. Çok ilgi verince, biraz karakter meselesi ama çok ilgi verince de olmuyor. Adama göre ilgisiz de şımarıyor. Eski ilişkine daha kaçan kovalanır mevzusuna ben inanıyorum. Kaçtım da kovalamadım. Yani kovalamadıysa bıraksın aşkım, ne zorluyor o zaman. Bıraktım, anladım. Yani. Bırakınca da şey oldu, iftiralar yani ortaya çünkü çıktı. Çünkü kadın dediğin biraz geri çekilir. Yani ben kendim için söylüyorum. Tabii oynak ki de herkesin ya. Kendi... Bir oraya oynuyor, bir buraya oynuyor. Kendi tercih 32 ama... yaşına gelmişsin. Ne yaptığın belli değil. Bari burada güzel gözük be adam. Bari bak, ben gururumla oturuyorum, onurumla oturuyorum. Bana yürüyenlere de pas vermiyorum. Diyorum ki şu an hazır hissetmiyorum. Kimse umurumda değil. Elenebilirim. Her hafta ben de elenebilirim yani. Benim de şipim yoktu. Sen niye bu kadar elenmemek için mi? Artık ne için bilmiyorum. Niye bu kadar oynuyorsun yani Ferhat Bey? 10 üzerinden puan. Oha, 10'dan kaç yor oğlum? Çok var. 10'dan kaç? 5. Murat çayı mı gözü? Murat buradayım. Murat. Puan nerede? 6. Ben çoktan 5 benimki. Çoktan diyoruz 5. Bence 6. Buse çaylarımızı getirdi. Bir şey söyleyeceğim. Kaç puan veriyorsun ondan? Bekarlar çok var çünkü. 6. Rabia sen? Hı. Atalım bir şey yapalım. Sen Tala? 8 veririm ben. Busmer? Dayı ben de 7 verecektim de. Ya o yüzden bir tane daha istedim. Yok ya. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Biraz sayımız az ama. Şöyle geç. Öyle mi? Bu arada diğer evdeler mi? Merhaba, nasıl olacak? Niye böyle oldu? Güzel. Merhaba, Hazar Bey. Meyzalar. Hazar Bey, memnun oldum. Merhabalar. Ne alaka? Merhaba. Yeni adaya da kusura bakma, biz öyle şaşırdık çünkü dün... Çünkü erkek bekliyorduk. Adaydık. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Otur istersen. Yo, daha fazlamız da var. Var da şey, kim var? Buse zaten vardı, Didar. Buse var, Zira var, Dilara var. Birazcık şey, kötü bir moddan çıktık da kusura bakma. İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Kusura bakma, biz dün kıza day elenmişti. Biz bir kız yarışmacı bekliyorduk. Bir anda erkek yarışmacı görünce şaşırdık. Seni de kötü karşıladık. Öyle. Biraz sizi üzgün gördüm ya. Şey mi oldu? Sıkıntılı bir durum mu var acaba? Ya arkadaşımız elendi. Kız. Kıza day bekliyorduk, erkek beklemiyorduk. Bir de öyle saçma sapan konular oldu. Onlara sinirleniyorduk. Ben de yeni geldim. Burada biraz yoruldum. Kusura bakmayın, biraz yorgun bir bünyeye sahibim. Başka neler yapıyorsunuz? Kıza nasıl gidiyor? Soru sorun. Soru sorunsanız da bekar haberim. Bir şey mi oldu? Arkadaşım. Nasıl? Rümeysa? Yeni gelen adaya... Tanışıyor musunuz? Tanışıyor musun? Evet, ben fark tanışıyor ettim çünkü bakışlarda. Tanışıyor musunuz ikiniz Rümeysa'yla? Rümeysa benim eski sevgilim. Ooo! Evet. Beyza'nın tepkisi. Bilal'dan da tepkisi. Ne alaka? Nasıl? Çünkü şaka Rümeysa mı? Böyle dondu kaldı yani. Şaka mı? Öyle mi oldu? Biraz seni üzgün gördüm. Bu kim lan? Ne kadar eski? Bir dakika, ne kadar eski? Ay, bu da mı eski? 8-9 ay önce bir mazimiz var da. O yüzden. Ne kadar süre çok çıktınız? Çok eski değil. Oha, Rümeysa'nın eski sevgilisi gelmiş. 9 ay mı çıktınız? Oha, 9 aylık bir ilişkiniz vardı. 9 ay ilişkiniz vardı, 8-9 ay önce bitti. Evet. Ama sen sanki böyle Rümeysa'yı gördükten sonra Rümeysa'ya mı... Bari Rümeysa'ya gideyim gibi mi geldin, öyle hissediyorum. Adamı nasıl söylüyorsun? Rümeysa. Ben de... Konumda var Rümeysa. Dedikodu malzemesi çıktı ya, şu an çok heyecanlı. Rümeysa'yı hani gördükten mutlu. Sonra böyle... Bari hani iyi denk geldi. Rümeysa benim için özel bir insan. Bana zamanında çok desteği, yardımı olmuş. Karakterli, düzgün bir insan. Fakat onunla ayrıldıktan sonra tabii birçok şey bitince artık bir mazi taşımıyor. Ama onun hakkını yiyemem. Neden bitti? Hadi bakalım. Neden bitti? Bazen bitmesi gerekiyordu. Çok sorgulamamak lazım şeyleri. Ama buraya geldiysen sorgularız. Bir de kız da burada yani. Hani sonuçta şimdi sen... Şimdi buraya gelen herkesin bir amacı var. Senin amacın Rümeysa mı? Onu hayır diyor ya. Hayır demiyor. Misafir diye bir kelime duymadık hayır hayatım. Hayır mı, evet mi? Duymadık. Şu anda benim de hayatıma ondan sonra birçok kişi girdi. Onun da girdi buradayken. O yüzden bazı şeyler
şey, kabak tadı vermeye başladı. Ama eski dosta düşman olmaz derler. Bilemezsin. Olur, bakacağız duruma. Oluyorsun bazen. Sizin bence sıkıntılı bitmiş ilişkiniz. Ben öyle bir his aldım. Arada böyle bir soğukluk var, üşüdüm ben. Ama sen de bir 8-9 ay görmediğin ilişkini görünce ne yaparsın? Boynuna mı atlarsın? Yok. Selam buralar ben. Selam buralar. Ben gelmezdim burada eski sevgilim olsa. O yürek ister, cesaretlisin. Yani ya Rümeysa için geldin ya da gerçekten Rümeysa... Ya da Rümeysa'nın canını acıtmak için geldin. Hayır, hayır, hayır. O da aynı şey çıkıyor. Ya Rümeysa için geldin ya da Rümeysa gerçekten senin için tamamen bitti. Görmedi, yani görüp görmemen umurunda olmadı. Benim o kadar canım yandı ki. Biliyor musun? Canını yakmak için geldin. Şimdi can yanması nedir çok iyi bilirim. Benim böyle göründüğüme bakmayın. Duygusal bir adam. Yaşanmışlıklara saygım vardı. O kadar canım yandı ki benim. Kim yaktı canımı? Canımı yakan kişiler mi? Oldu. Oldu. Olmadı değil. Yakmışsın. Fakat benim kimseye karşı bir düşmanlığım, bir durumum yok. Eğer negatif bir insan değilim. Negatif bir insan değilim. Belki benim de hatalarım olmuş olabilir zamanında. O yüzden ben karşı tarafı da kendimi de suçlama durumunu bıraktım. Geçmiş konularda konuşmayı tercih etmiyorum. Artık önümüze bakmayı tercih ediyorum. Durum bu. Sinirlerim çok bozuk, kusura bakmayın. Hiç iyi değilim. Şu iki gün senin gerçekten... Ya benim de buradan eski sevgilimiz herhalde. Çok kötüyüm. Ben de bir şok geçirirdim. Diyeceğim yani. Takipleşme vesaire falan olmuş ya bu kızla beraber. Aha. Ondan sonra işte bu bir şeyleriniz patlamış sizin. Gerçekten yani gerçekten bir şeyler yaşanmış yani. Bir şeyler yaşanmadı. Şimdi şöyle anlatayım ben bir özür sana. Biz birinci bölüme, yüzüncü bölüme kadar hep bir şekilde Lümeysa'nın sevgisi varken, benim sevgilim de varken aynı şekilde, hı-hı, şipken hep böyle işte bizim editlerimiz. Birinci bölümde kırmızı odamız olmuştu. Hani, hı-hı, yeni adaylar geliyor ya, beğeniyorsun, işte ellerini tutuyorsun falan. Ondan sonra bir kırmızı oda muhabbetimiz olmuştu. Sonra pardon, iki kırmızı muhabbetim. Ondan sonra 100. bölüme kadar sürekli editler yapıldı. İşte eski sevgilisi bu editlerden rahatsız oldu. Ben hava almaya çıkarken o benim arkamdan geliyor. Eski sevgilisi ona bozuluyor. O çıkıyor, ben çıkıyorum. Denk geliyor yani bir şekilde. Hep bir muhabbet oluyor. Hep kritikler de açılıyor. Hep konuşuluyor. 100. bölüme kadar, hala da zaten 109. bölümdeyiz. Hala konuşulmaya devam ediyor. Evet. Neyse 100. bölüm son 10 bölümde, 15 bölümde, 20 bölümde diyeyim. Bizim bir kırmızı dağ odamız daha oldu. O zamanlar Dilara ile ayrılmıştık. Rümeysa abini davet etti, aha, falan. Bir daha oldu kırmızı odamız. Sonra bizim dışarıda bir konuşmamız var. Normal konuşuyoruz ama flört olarak algılanmış. Hı-hı. Ses kaydı muhabbeti. Herkes flört ediyormuşuz gibi algıladı, hı-hı, kritikte. Hı-hı. Ondan sonra acaba Rümeysa ile bir şey mi yaşıyorlar? Hep bir soru işaretiydi kafalarda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten hani ufak tefek bir şeyler olmuş yani arada. Ufak tefek yaşananlar olmuş. Evet. Bizim eski evde mesela alıp kolundan tutup çıkaranlar olmuştu kızı, biliyor musun? Sen de böyle alıp kolundan tutup çıkartabilirdin mesela, anladın mı? Seviyorsan, gerçekten böyle istiyorsan tutup böyle kolundan çıkartsaydın yani. Hani... Ya tutup kolundan çıkartsaydınlık bir mevzu yok ortada. Yani tutup kolundan şu algıları son, işte bu 100. bölüm girdik ya, 100. bölüm bitti ya. Araya girdik 40 günlük, geldik. Biz o aradayken Rümeysa'yla takipleştik. Nasıl, aha, takipleştik? Dilara ile ben 99. bölümde sevgili teklif ama ettim. Ama ufak tefek bir şeyler olmuş. Oldu. Sevgili teklif ettim. İşte olmuş. Aynen. Ya olmuş derken bizim şey oldu. Yani. Dilara'dan ayrıldık. Ayrıldıktan, aha, bir ay sonra ben deli gibi linç yiyorum. Dilara, Rümeysa da aynı şekilde. Biz aynı tweetleri beğenmişiz. Ondan sonra aynı ses odasına girdik. Hı-hı. Ondan sonra fanlar ama bize söylüyor, ses odasına girin, sizle alakalı konuşuyorlar diye. Giriyoruz, bu sefer ikisi birleşince Rümeysa ile beraber mi acaba falan diye bir algı, hı-hı, oluştu 40 günde. Ondan sonra biz bir ay geçtirden Dilara'dan ayrıldıktan sonra ikimiz, hı-hı, bir ay sonra ben Rümeysa'yı takip ettim. Yani takipleştik. Takipleştik. Ondan sonra linçler 10 katına çıktı. Bu muhabbetler 10 katına çıktı. Hiç böyle şey vibe vermiyorsun. Hani Rümeysa'yı tamamen unuttum. Hani öyle katıldım. Bence de öyle bir enerjisi vermiyorsun. Zamanında zaman geçirdiğim bayanlara hep bir saygım vardır. Onları hiçbir zaman silip atmış olamam. Okey, saygın çok güzel olabilir. Bir şey. Fakat. Ama bakışlar? Gözler yalan, evet, söylemez. Yani bayağı bir dolu, öyle bakış mi atıyorsun da Rümeysa'ya?
aşka hürmetiniz var galiba sizin de. Evet, var. Gerçek aşka. Aşk çok başka bir şey çünkü hürmet gerektiriyor, bitse de bitmese de. Aşk bir yalaktır, içine düşen salaktır. Kız Mesut olur evinde bunu söylerim. Daha çok salak diyemeyeceğim, ayıp olur. O yüzden pek artık... Burası aşk evi ama yine de sen bilirsin. İyi ki bitmiş. Geldim mi dedin ya. Evdeki herkese salak demiş oldun. Hazır. İyi ki bitmiş. Bakın şimdi aşk diye bir şey, aşk diye bir şey yok. Haklı değil mi? Hayır değil. Burası kısmetse olur. Aşk evi hayatım. Aşk diye bir şey yok. Al işte, al işte, al işte. Yani aşkın gücü programında. Bak kavga mı istiyorsun? Aşka inanmıyoruz. Değil mi? Aynen. Yo ben inanıyorum. İnanıyor musun? Mutlu vallahi musun? İnanıyorum. Ben artık inanmıyorum. İnanmıyor artık musun? İnanmıyorum. Şey mi? Evet. Ağladım. Çünkü gereksiz değerler veriyorsun, üzülüyorsun, yıpranıyorsun. Ve ben hiç aşık olmadım ama inanıyorum. İnançlıyım. Başaracağız bu yolu. Dansa mı? Ha? Dansa kaldırmamız gerekiyor. Farksam ne? Anıları yağ dedim bari. Küser yoksa. Küser yoksa dedim. Dans mı ediyoruz şimdi? Hani belli bakışlarında. Aşkım, sen bir şey sordun ya, çocuğun buradaki çene kasları böyle kasıldı. Evet. Ben oradan anladım. O ara bir duygulandı. Aşkım, ben geldiğinden beri bakıyor yani. Birbirlerine bakışları da var ya. Net Rümeysa için gelmiş ya. Başka açıklaması. Bir demek bitti. Böyle mi bitti? Niye? Ne oldu? Heyecanlı mısın? Yakışıyorlar. Eski duygular değil. Yeniden mi canlı? Öyle mi? Yakışıyor musun? Şap. Emin misin? Of, bakışlarına bak, anlıyım. Ama çok yakınız, hepsini duyuyorsunuz biraz. Ne oluyor? Pardon. Pardon beyefendi. Aynı tanıyamadım. Bak, ama bitmedi ya. Birazcık daha dans edin, muhabbet edin falan. Ne bileyim. 9 aydır evet, seni evet. Görmüyorum. Bitti. Konuşmak istediğiniz şey. Sonra. Sonuç. Ne olay? Yakışıyor muyuz kızlar? Evet. Çok. O kadar yani belirsiz konuşuyor. Kim için geldin diyorum. Kimin için senin için geldim. Hayır, ne için geldin? Ben diyor ki, sen diyor. Adam tercih veriyor ki öyle bir bakıyorsun ki diyorum. Karayla diyorsun kim için geldin. Güven sorunum var artık o. Duymam lazım. Bana genelde güvenmiyorlar ve ben bu konuda çok... Rümeysa da ilişkinizde sana güvenmiyor muydu? Güvenmiyorum. Senin bana kızmış olduğun şey ne? Sen bunu biliyorsun. Ben açmayacağım, söylemeyeceğim. Evet açma, söyle diyen yok zaten. Tamam, saçma sapan şeyler ya ama. Saçma sapan şeyler değil. Saçma sapan şeyler. Bağırma bana. Tamam, saçma sapan şeyler ama. Saçma sapan şeyler değil Allah diyemez. Allah Allah ya. O zaman senin yaptıkların ne? Ortada zaten bir şey yok. Ben zaten, bizim dışarıda hep konumuz bu. Ortada bir şey yokken böyle saçma sapan kavgamız. Ortada bir şey yokken saçma sapan konumuz yok. Benim kafam oraya buraya doğru dönerse, oraya buraya ile iletişim kurarsa o zaman tamam. Sen de bana kızabilirsin. Ya bir şey söyleyeceğim, beni yazın dedi ya. Ya ona ne alakası var ya? Tabii, ben hep yüzden... sana izledim oradayken. Tamam. Özellikle bir kafam sürekli şöyle yani. Hayır, izlersin bölümü. Benim kafam öyle değildi. Hayatım ben arkada oturuyorum ya, seni gayet iyi bir şekilde görüyorum. Bir şey orada aynı bir şey var, oradan da ben seni görüyorum. Ben önden yaptığımda hep böyle yaptığımda sana bakıyorum. Bir de buradan böyle bakıyorum. Hira. Ne yapacaksın? Yani ne yapacağım ben şu anda Rümeysa ile daha önceden hiçbir şekilde flört vari konuşmadım. Hiçbir şekilde tamamen arkadaşla konuştum. Ama şu anda herkes tarafından sen Rümeysa ile bir aşk yaşıyormuşuz. Şu anda bu arada kime sorarsan sor hala bir şeyler yaşıyormuş gibi düşünüyorlar mesela. Evet. Yani bunu bu kadar algılarının oluşması sebebiyet veren Dilara'ydı. Ya ben de ama diyorum ki hani bir şeyler storyler. Olmuş sonuçta hani herkes... Yani ufak tefek de olsa bir şeyler olduğunu biliyor. Tutup kolundan çıkartabilirdim mesela yani. Olabilirdi bence. Kesinlikle. Ya aramızda bir şeyler olması lazım ya onun. Bir şeyler olması lazım ama işte olmuş ya biraz. Ama yani arkadaşının onu... ötürü sene çıkmadık ki onunla. Hani nasıl öyle bir şey yapayım? Yapmadın mı hiçbir şey yani? Hiçbir ilişki babında bir şeyde bulunmadınız yok, mı yani? Kesinlikle yok. Yani zaten şöyle bir mevzu var. Daha hani bir ay geçmiş zaten arkadaşla konuştuk. Ya öyle bir şey yapmak istemedim açıkçası. Ama o bir şey söyleyeyim mi? Tanımak yani belki inadına söyledi ama tamam ya tanırsam da tanırım dedi. Tanırsam da tanırım yani dedi.
Ya o bıkkınlık. Erkek tarafından güzellikler. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş. Merhaba. Güzel. Hilal ben de. İlayda. Hilal memnun hoş oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beyza ben de. Memnun oldum. Merhabalar. Merhaba. İlay şöyle sola mıydı kızlar? Sağ otur. Oraya aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim, biraz heyecanlıyım. Biraz kendinden normal bahset o zaman bize. 23 yaşındayım. Bu arada erkekler evine gittin mi? Gitmedim daha. Aa, daha ilk buyum yani. Aynen. İlk bizimle tanışıyorsun. Evet, ilk sizinle tanışıyorum. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz bu arada. Sen de çok güzelsin. 23 yaşındayım, Akrep burcuyum. Sakarya'da yaşıyorum. Çok nerede? Fazla akrep var sanırım burada. Yükseleni mi akrep de? Benim de yükselenim akrep. Anladım. Yine de fazlalığız. Nerede yaşıyorsun? Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya'da okuyorum. Sakarya'da. İlk üniversitemi evet. Sakarya'da okudum ben de. Gerçekten. Evet. Buradaki bir yarışmacı da Sakarya'dan ya, tanıyor musun? Hı, Batuhan. Ha. Hadi Tala'da sıra. Tala, sen oraya gitmen lazım. Git oraya. Şimdi burada göreceğin rengi. Ama hep değiştiriyorsunuz. Evet, hep değiştiriyorsunuz. Nasıl olacak? Tamam. Bu. Kanka, bu oyunun içeriğini bilemezsin. Ama doğru bilirsen yani öğrenirsin. İnşallah. Renk söyleyeceksin direkt. Kırmızı. Hayır, bak. Bakman lazım. Kırmızı. Güle güle kardeşim, sana elveda. Hadi bakalım. Ne oldu? Ya dedik ki, şimdi şipsizle renk söyle dedim. O da aynı rengi söylerse sebepsizce bir anlam gütmeden kırmızı odaya git muhabbet et dedik yalandan. Kimle? Dilara götürecekti beni. Çünkü Dilara'nın rengi kırmızı. Ama şu an şimdi attıklarımız arasında... Kaçıyor şu an ya. Yok, o şimdi... Ay şey ya. utandı bizim kızımız. Biraz. Ay biraz şey, utangaç. Yeni. Hani böyle şey, şeyleri unutmuş artık. O ben değil mi bizim dermişim. Haber ne? Vermeden mi yaptınız? Yapma. Evet. Nasıl haber vermek? Bak. Oyunu planladık ama kırmızı geleceğini bilmiyorduk. Şey, bekarlığın haberi yok. Aşkım bak. Ve sorunu çıkartmadım. Öyle söyledim, bitti gitti, nokta. Ne diyorsun kavga ama ettik seni arayacağım. Etmedik. Tam arayacağım, yok kavga edeceğiz bilmem ne. Bunları da söylüyorsun ama şakalık karışık. Ettik mi etmedik ama sen oraya bakacaksın. Sonuç ettim etmemek de değil ki. Senin bana şakayla karışık bir ima yapman, sonrasında aynısını da sen yapıyorsun. Ben normalde zaten bir şey demem. Ama beni uyardığın şeyleri sen yapınca diyorum ki bu niye o zaman kendisi yapıyor? O zaman senin demediğin, senden bir şey demediğin şeyleri söyleme o zaman. Ben ama zaten bir şey demem demiyorum. Ben derim diyorum. Derim ve dedim. Sen zaten umurunda değilse böyle şeyler, o zaman umurunda olmasın. Ben yaptım diye olmasın yani. O zaman bana yani dediğin şeyi neden kendin yapıyorsun? Ben yaparım diyorum. Yapamazsın. Hayır, o zaman. Yapamazsın. Değil. Sen yapamazsın. Sen yapınca da ben bunu yaparım diyorum hani. Sen o zaman karşılık sana söylerim. Veriyorsun. Hayır, ne alakası var bunun, sen anlamıyor musun? Yaparım sen diyorsun. Sen diyorsun ki benim böyle şeyler umurumda değil diyorsun. Abi, ama benim böyle şeyler umurumda olduğu için sana tepki veriyorum. Benim böyle mi şeyler umurumda değilden kastım zaten bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. E tamam işte, yok ya. Yok tamam. Ya niye o zaman konuşuyorsun? Zaten bu, ben şu konuşurum an, diyorum. Şu an musun yine? Ben bak, bunu şu konuşurum an... diyorum, anladın mı? Sen diyorsun ya ben umurumda değil zaten. Ama ben zaten sana olur bakıyorum. Konuşma diyorum. Tamam, sana bakıyorum. Değilse. Sen bana trip atıyorsun ya ama. E atarım. Nasıl atarsın? Bir şey yok ama çünkü. E atarım ama. 100. bölümde zaten sevgi teklif ettim. İşte her şey bu arada yaşandı. Anladım. Ben böyle bana canlı yayınlar açıyordu Dilara. Biz sevgiliyiz ya. Sevgiliyken bile sadece tartışmadan kavga ettik. Bir gün konuşmuyoruz. Yayın açıyor bana, diyor ki Prim Han. Ay evet. Benim için Dilan kardeşi yayında, ikisi beraber Prim Han. Sonra yanında çok kardeşi var. Çok komikmiş ya. Yanında kardeşi var. Kardeşi benim canlı. Orada ben de canlı yayındayım. Berke'yle PK yapıyoruz. Kanka dedim, PK yapmak için gelmedin dedim, bir sohbet edecektim dedim. Dilan diyor ki kardeşi, he diyor, PK yapmak için gelmedin diyor, dur jeton yükleyeyim diyor. Bana. Yani ulan ben senin ilişki yaşadığın kadının kardeşisin yani, anladın mı? Anladım. Hani bu kadar mı, niye bu kadar yere düşürmeye çalışıyorsunuz beni? Benim paraya ihtiyacım senin, da yok, benim maddi durumum çok iyi. Senin şu anki durumun çok zor, farkında mısın? Evet. Çok zor bir çok durumdasın zor yani. Bir de şöyle bir mevzu var, yalancı konumuna çıktım. Aşkından yanam. At. Ne? At mı? Kaleden soktu. Ne yapacaksın? Kaçacağım beni. Aşkım diye ağlayacaksın. Nereye götürüyorsun? Aa, beni kaçırıyorlar. Kırmızı odayı hazırlayın.
Peki programdan buraya... mı? Bir dakika, programdan mı tanıyorsun yoksa? Yok, Sakarya'dan. Sakarya'dan tanıyorsun. Arkadaşsın. Evet, arkadaşım. Aa. Normalde sen erkekler kızlara, kızlar erkeklere gitmiyor muydu? Evet, arkadaşım. Öyle oluyordu normalde. Yani konsept değişti, değişebiliyor. Bugün yani. Yarışmacıların tanıdıkları. Ay, evet. Tamam ama Ferhat'a yani şu an. Okuldan falan mı arkadaşsınız? Ya. Ya okuldan değil, o Sakarya'da. Sakarya küçük orada... bir yer aşkım. Aynen, hı-hı, çok küçük bir yer. Ortak arkadaşlarımız çok fazla. Öyle tanışıyoruz. Berke'ye mi gelmiş? Yok. Sakarya'nın neresinde oturuyorsun bu arada? Ben de sürekli Sakarya'ya gidiyorum. Serdivan'dayım. Serdivan'da mısın? Ben de Serdivan'dayım. Ben de oralardayım sürekli. Aşkım bize yarım saat 40 orada işte falan. Üniversitenin oradaydı. Aklında peki bir aday var mıydı buraya gelirken, yoksa buradaki enerjiye mi bakmayı düşünüyorsun? Yani aklımda biri var aslında ama enerjimin de tutup tutmayacağını görmek isterim tabii ki. Evet. Hadi gidelim. Neden ikimiz beraber gidiyoruz? Görüşürüz. Hazır gel, hadi gidelim. Söyleyecek misin? Efendim? Söyleyecek misin aklındaki adayı? Yani zamanı gelince beraber görelim. Ya beraber görelim. Sen bize söyle dedi. Öyle mi? Sana öneri verelim. Merak. Evet, beğeni olarak aslında söyle. Aklımda olarak değil, beğeni olarak beğendim. Görünüş şey var mı yok mu şu an için bilmiyorum. O yüzden ben... Yok, görünüşünü anlat. Biz sana söyleyelim, şipi var mı? Görünüş esmer. Dövmesi var mı? Ay, benimki değil. Dövmesi var. Çok mu var? Biraz var. Evet, anladım. Fero mu? Fero mu? Ferhat mı? Evet. Benim eski eksimde, yani eski şipimde ama... ama şöyle, kızlar bir dakika. Ama şöyle, benim için hiçbir değeri, değer ifade etmiyor. Gerçekten bitti ve böyle... saygısızca bitti. Ama içimde hiçbir şey kalmadı. Yaşayacağım her şeyi onunla yaşadım. Gerçekten olgunlukla söylüyorum. Sadece benim hakkımda konuşmasına izin vermezsen, eğer birlikte olursanız, bunu isterim senden. Zaten, hani bir kadın olarak. Çünkü iftira atmaya benimle olan ilişkisinde birazcık meyilliydi ama sende de öyle olacak anlamına gelmiyor. Ama bir de böyle şöyle bir şey vardı. Tüh, yani Ferhat keşke böyle bir şey söylemeseydi. Ferhat geldi ilk gün, dedi ki kızıl olmasın, hangi renk olursa olsun. Yani gerçekten kendi kaybeder. Ben bir şey yani kaybetmem diye düşünüyorum. Bu tabii ki her kız için geçerli değil. O eski programındaki kız arkadaşı kızılmış da. O yüzden. O biraz daha kraliçem. Yarası var yani. Dur Ferhat'ın seviyeyi dövettim ve kızım ben. Yaralarını yaptım. TC'sini de ver bari. Direkt al. Aşkım yani genelde o tarz şeyleri biliyorsun. Çok da doğru olmadığı için. Onu versem de zaten doğru değildir. Nereye geldin? Odaya. Çaktırmadan mı gel? Yalandan geldik. Biz almadan geldik. Çık o. Evet, bak hissettim. Amerikan dublajı istiyorum hani. Ne istedi sen Amerikan dublajı? Bana hissettiklerini anlat. Lanet olası. Atarcığım. Michael, seni gerçekten çok seviyorum. Nasıl diyeyim sana bakınca... içimde... yangın... Dur aşkı, olmadı bir saniye. Aman tanrım. O kadar güzel bakıyorsun ki sana aşık olmamak mümkün değil. Yarasın. Beni anlar mısın? Devam devam güzel. Sana olan hislerimi anlatabilmem için... her neyse, unut gitsin. Bunu anlatamam. Çünkü bunu yaşaman gerekiyor. Tatlım, beni anlat. Oğlum sen bunları nerede öğreniyorsun lan? Ha? Değişik değişik şeyler çıkıyor. Yeni bir skill açıyorsun herhalde. Ultiye ne zaman basacaksın? Sizin kesin bir şekilde bitti mi, yoksa devam ediyor musunuz konuşmaya falan? Şu anlık bir şey istemiyorum falan dedi. Aynen, şu anlık kimseyi tanımak istemiyorum lafı aslında bitiriciydi bir bakıma. Hı hı. Ama atıyorum bir önceki günkü aldığım enerjiyle aslında bitmemesi de gerekiyor. Bilmiyorum. Benim için şu an bir bilinmezlik var gibi. Hı hı. Peki sen nasıl bir karaktersin? Çabalar mısın, bir şeyler yapacak mısın, yoksa bekleyecek misin? Hani birazcık dinlenmesini. Ya bak şimdi ben onu anlıyorum. Hani yorucu günler geçirmiş. Ben bir de bilmiyordum bu kadar. Hani takip etmediğim için programı.
bu kadar yorul... Hani ben ilk geldiğimde evet Dilara'yı dansa kaldırdım ama dansa kaldırdığım andan itibaren Dilara'nın hep bir sorunu var. Anladım. Hep bir sorunu var. Bir de yorulmuş, onu da gördüm. Baktığında kız, hepimizin öyle. Birazcık geç geldin yani, ya, ona bağlı bir durum. Evet. Yani... Dansa kalktık. Dansa... Zaten... Bilmiyorum ya. Hani dansa kaldırdığımda, dans ederken bir heyecanlandığını söyledi. Hı hı. Ama tabii yani ne söylerse söylesin, olmaya da bilir, anladın mı? Ya bu evin duygu durumu ya, birazcık öyle. Kim tartıştı? İşte yorgunluk, şudur budur. İrelan Murat bağırdı yani, birbirine ama şaka sanırım. Biraz böyle zor bir kızım sanırım. O zaman zorlanacaksın. Hoşnut olmuyorum. Ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum. İlişki içerisinde kendimi de görmek istiyorum aslında. Evlilik mi düşünüyorsun yoksa ciddi en uzun ilişkin ne kadar sürdü en uzun ilişkin? 1,5 yıl sürdü. Ne ortalama zaman bitti? Bir 1,5 yıl önce biten ilişkin oydu sanırım, değil evet mi? Ne kadar sürmüştü? O da 1,5 yıl sürdü. Peki aşk senin evet için ne demek İlal? Ya bence fedakarlık, zorluk. Yani tek taraflı... heyecanlandım biraz, kusura bakmayın. Yok hayır. Özür dilerim eğer üzerine geldiysem. Konunun seninle alakası yok. Mükemmel bir kadınsın. Çok beğendim bu arada seni. Heyecanlı olman çok normal. Bu arada buraya geldiğimizde hepimiz senin gibiydi. Senin saç rengine falan da bir şey demiyorum. Bayılırım. Kızıl rengini ben de çok düşündüm. Çok güzel bir kadınsın. Heyecanlanma. Benim yaram başkaydı. Öyle sinirini attım. Seninle alakalı değil asla. Peki sevdiğin bir karakter söyle. Kızlardan mı? Evet. Dilara'yı seviyorum. Dilara benim en yakın arkadaşımın adı da Dilara. Hı hı. O da çok enerjik bir kız. Onun o geliyor hareketleri oynak falan, hiperaktifliği falan, hı hı, kız arkadaşıma benzettiğim için anlaşabileceğimi peki düşündüm aslında. Hı. Bir şey soracağım. Şimdi Berke'yi tanıdığını söyledin ya. Hı hı. Berke mesela senin için bir şey ifade Berke ediyor Berke benim sadece tanıdığım bir arkadaşım uzun zamandır. Ferhat'a gelmişti. Uzun zamandı. Evet, uzun zamandır. Yakın aşkım. Aşkım. Ken. Sesini oraya kadar duydum. Gerçekten. O ne elindeki? Meleğim. O ne elindeki? Ferhat çikolatalar getirmiş. Hem herkes bizim oraya herkesi dağıttı, ben sana ayırdım. Günaydın. Gel gel. Bu evlilik görüntü. Evet. İyi ben gelin çalışın evet ya. Sesini duyuyorum. Dakika aç konuşayım. Gel yatıralım. Çok güzel seni ya. Merhaba. Yeni kız arkadaşımız gelmiş. Tanışma. Yeni merhaba, ben Kaan. Merhaba, ne haber? Merhaba, ben Kaan. Merhaba, ben Kaan. Ben Gizem Çakal. Ne yaptınız? Yeni kız arkadaşımız gelmiş, onu tanımaya çalışıyoruz. Merhabalar. Oturalım merhaba beraber evet, istersen, onunla tanıştıktan sonra. Bak bak, İlayda nasıl gülüyor. Şuraya geçin. Merhaba. Takıldı. Çek. Görkem 10, İlayda 1. Yap ya, benim kazanmam. Utandın mı benden? Güzel mi? Hayır, ben özür dilerim. Kendi gelmiş. Mesela'nın X-Manitası gelmiş. Memnun oldum tekrar. Eski sürü. Beni az çok tanıyorsun. Etkilenmem gerekiyor. Konuşacağız. Yeni adaylarını mı bekliyorsun yani? Ne? Yeni adaylarını mı bekliyorsun? Dostum hoş geldin. Merhaba. Berke. Hazar ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Fat. Hazar ben. Hazar ben memnun oldum. Berat. Hayat. Hazar ben memnun oldum. Bitti dediğin yerden başlar Rümeyza. Misafir geldi. Her şikayenin başlığı yazılıyor. Aynen. Bunlar birbirine girdi. Kim? Arkadaşlar misafirimiz geldi. Hoş geldin Hazar. Sen benimle muhatap olma bence. Kim birbirine girdi? Bir alan Murat galiba. Tahminim. Talha ben. Hazar ben, memnun oldum. Başka var mı tanışacağım? Gelirler kanka şimdi. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vallahi bir yerden çok tanıdık geliyorsun. Öyle ama mi? Nereden çıkaramadım. Ama böyle baktığımda dedim ki ben bu adamı tanıyorum bir yerden. Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy'de mi oturuyorsun? Aa, neresinde? İncirli Caddesi'nde. Kesin denk gelmişiz. Ben Kartaltepe'deyim. Ne oldu size? Şimdi sizi barıştırma seansı. Öyle bir şey yok. Kanka bizim her zamanki klasik boş kavgamız. Neymiş sebebi? Zaten mikrofonun olarak konu yok zaten. Sadece konu var mı Hira Hanım? Var. Neymiş hanımefendi? Bana bağırıyor. Ben hep böyleyim zaten ama o sen öyle şimdi, değil. Sen şimdi bu tatlı hanımefendiye nasıl bağırırsın Murat? Kanka ben onu... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Misafir geldi, yeni erkek adayı geldi, haberiniz olsun burada. Tamam, geçiyoruz kanka. Tamam. Kanka bizim genellikle konularımız boş oluyor. Tamam.
Ve bu genelde Hira'dan kaynaklı oluyor. Doğru mu diyor Hira? Ben yalan söylediğini düşünüyorum. Evet, yalan benim söylüyor. Benim hasmım olur kendisi. Burada şey çok baş başa yalan mı söylüyor? Evet. Boş bir konu değil. Ben böyleyim zaten, bunu biliyorsun. Tamam. Ama... Tamam Hira. Şöyle kanka, ben direkt özetleyeyim. Beni bir konuda uyarıyor. Tamam mı? Uyardı. Uyarıyor. Bu genel olarak zaten hayatıma giren en kıskanç kadın ama ben seviyorum. Kıskanç falan değilim bu arada. Kıskanç değil. Her neyse, beni bir konudan uyarıyor ama kendisi yapıyor. Ne konu, ne yapıyor? Ya aslında bir şey değil. Sadece bir tane çikolata aldım şeyden, onu şey yap. Aa, kimden? Biri çikolata veriyordu, kim Ferhat mı? Ya kanka mesela çok atıyorum. Nasıl alırsın? Kanka hayır, konu şu. Buse, Dilara, birkaç kişi daha dışı, hani onlarla çok yakınım ya. Bunlar dışında birisiyle mesela atıyorum, ortamda çok kalmayı istemez. Evet. İstemiyor, kıskanıyor. Sen, Murat da senin mesela en basit örneği yani. Toplantıda, isim vermeyeceğim. Birisi vardı mesela, neden ben orada duruyormuş. Ama aa, zaten orada durunacak bir yerde. Evet. Şimdi ben de diyorum ki, sen bana bunu söylüyorsun. Kendin duruyorsun. Ben normalde buna takılmam ama o taktik. Ben durmadım, ben sadece çikolata aldım, o kadar. Tamam, olsun. Bir şey arkadaşlar, yok yani, boş evet, kaldım. Bir şey söyleyebilir miyim? Boş. Bu bir özür çiçeği de değil. Bunu zaten yaptırmıştım aşkıma. Ben ama gerçekten bu senin düşündüğün durumdan bakınca gerçekten çok özür dilerim. Aklımda fikrimde öyle bir şey olmadığını sen gayet iyi biliyorsun. Benim onu yazma sebebim iki türlü de. İkisini de neden yazdım? Seninle kavga ettikleri için yazdım. Seni öyle sinirli bir halde gördüğüm için dayanamadım yazdım. Ben de onların yaptıkları şeylerle rencide etmek için o lafları söyledim. Bak. Evet, özür dilerim. Ve tamam, ben ilk ve son kez konuşacağım bu konu hakkında. Daha doğrusu bu konular hakkında. Teşekkür ederim. Bak kokusuna, senin için güzel kokusun. Hoş geldin. Rümeysa'ya geldim. Anladığımız kadarıyla. Öyle bulunduk. Şu anda Rümeysa'yla konuşuyoruz. Eskiden herhalde... Eski sevgilim değil mi? Yani böyle bir durumda bu zamanda eski sevgiline gelmiş olman gerçekten büyük cesaret. Niye? Bilmiyor mu olayları? Unutulamayan bir ilişki miydi yoksa? Ya şimdi buraya gelen herkesin amacı belli. Ben de 3 ay önce yani ilk zamanlar buraya başvurmuştum. Şu anda çağırdılar ve geldim yani. Amaç derken? Yani hepinizin amacı neyse benim de amacım bu. Buraya gelenlerin amacını. Hı hı. Tam ne amacı ama? Amaç Rümeysa işte. Rümeysa için başvurdum ben diyor kendisine. Rümeysa olur. Yani bir sonuçta bu ekrana çıkıyorsun, şey yapıyorsun. Anladın mı? Sen yani belli bir amaç değil yani. Beni biliyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Benim hatırım için barışır mısınız? Bir yanaklarınızdan öpün birbirinizi. Hayır, o sonradan dedi ki yarın ertesi gün gelirsin benden özür dilersin tamam, dedi. Bir kere özür diledim için, ya bana bunu söyledi. Tamam, benim için Murat kardeşim gelecek vah, şimdi seni özür dileyecek. Değil vah mi Murat? Benim prensesime ben ne prensesin, o sen onun prensesin. Murat şimdi benim hatırım için öpecek, özür dileyecek senden. Yok, doğru mu? Özür dilemem. Benim ben için bir kere ağlarım bak. Hayır sen ağlama da şimdi. Hayır hadi lütfen benim için son kez ilk defa bir şey istiyorum senden. Rica ederim. Özür dilerim Hira Hanım der misin? Kanka yok vallahi şu ya anda. Benim için ya. Vallahi küseceğim çıkacağım bak ha. Özür dilerim. Dedi mi? Sen de özür diler misin? Bak yalvardım burada adama. Senin hayır. Için. Onun özrünü kabul ediyorum bak, ama ben dilemeyeceğim. Çünkü bana o dedi şey ki ertesi günde özür bak, dilersin dedi. Ertesi özür günde özür dilersin benden değil, dedi. Erdemli. Hayır ama o cümleyi kullanmayacaktı. Evet, olsun. Özür ertesi dedi günde olarak gelirsin benden özür dilersin özür dedi. Sonuç olarak Hira. Özür diledi. Sen de ondan özür diler misin? Rica ederim. Hadi. Hadi. Şapkayı alacağım, kaçacağım bak hadi. Kusura bakma. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama o cümleyi kullandı. Ben nasıl diyeyim? O cümle şimdi benim ev ablam da bak, bunu da biliyor. Ben bak öyleyim. Vallahi kendime saplarım bak. Özür dilerim der misin? Rica ederim. Bak misafir geldi. Burada ben sizi barıştırmak o dedi mi? Ben tam bilmiyorum. Özür dilerim dedi. Peki senin anlatmak istediğin kendine aşkım dair nelere sinirlenirsin, nelerden mutlu olursun, ilişkide yani, ne bekliyorsun? Yalan hiç sevmiyorum. İlişkimde gerçekten yalan hiç sevmiyorum. Açık olmalı. Yani erkek arkadaşım olabildiğince bana şeffaf yaklaşabilmeli, açık açık söyleyebilmeli. Yani o samimiyeti olmalı aramızda diye düşünüyorum. Yani kötüyle baş edebiliyorsunuz ama şüpheyle baş edemiyorsunuz gerçekten. O yüzden tamamen dürüst, samimi
beni taşıyabilecek, yanımda güzel gözükecek. Boyun kaç sen? Tam Ferhat. Ferhat'ı şey yaptın. 1.78. Yani benimle olan ilişkisinde öyle değildi. Çok fazla yalanını yakaladım. O da benim sinirimi ama. Hayır, ben söylüyorum ama tabii ki de başkasıyla olan ilişkisinde başka bir ilişki. Sen de belki başka, belki son sağlıklı. Yani. Ben de buradayım ya. Ve saçma sapan bir hareket yaptı ya, sinirliyim Ferhat o yüzden. Erkek şuradan çıkacaksın, orada seni karşılarlar. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz. Bol şans. Teşekkürler. Ben kızdan ötürü değil, Aynur olayından ötürü çok sinirliyim. Ama sen o olayın gerçekliğini biliyor musun? Ya anlattılar işte. Anlatayım mı ben sana olayın gerçekliğini? Evet, bu sen şimdi Rümeysa'ya mı geldin? Rümeysa'ya geldim. Anlamadım yani. Vazgeçiyorum diyorsun Sevda'dan. Rümeysa'nın bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Ben şu an düşünemiyorum. Niye? Üst üste geldim. Ne kadar oldu siz ayrılalı? Gel aşkım. Bir sene olmuştur. Bir sene olmadı. İletişime geçtiniz mi peki? Güzel falan. Bir yerden geçtiğiniz diye düşünüyorum. Banka havalelerinden. Evet. Evet. Biz bazen Rümeysa'yla... Havaleleri mi değiştirdin? Biz bazen Rümeysa'yla dertleşiyorduk da... ben sizin olabilir. Geçmişinizle alakalı olabilir. Bir iki ufak detay ne biliyorum yani. Ya ben 3 ay önce normalde başvurmuştum buraya da... şimdi çağrılınca tabii pek i̇şte olaylara... Nasip, biraz şey olaylar değil. Karışık şu an tam da Rümeysa üzerinden. Sen neden orada net bir şey söylemedin? Katılma amacımız hepimiz belli. Ona da olur, başkasına da olur der gibi konuşuyorsun. Öyle bir durum yok. Fakat yani buraya geldim, anladın mı? Ne için geldiğimi, ne alaka soruyor bana? O soramaz bana öyle bir şey. Çünkü yo, zamanla, soru, zamanla, soru zamanla olur. Çok normal bir soru yani. İlişki yapma amacıyla giriyorsun o soru, ilişki programı. Evlenme niyetiyle girenler var. Ne için geldin? Senin için sen geldim şu anda. Göstermek için mi geldin? Şu an evde kendini yalnız hissediyor musun? Hem de nasıl? Yani kendini yalnız hissediyorsun değil mi? Çok. Yalnızlaştırdılar işte bu konuyla alakalı. Yani Dilara da diğer bütün yarışmacılarla şey olduğu için, samimi olduğu için, ben de çok samimi olmadığım için o şekilde de olmuş olabilir, bilmiyorum. Aynen yani, o biraz seviyor dostlarıyla böyle bir arada çok şey yapmayı. Çok seviyor, evet evet. Yani onları kendi yanında hissetmeyi seviyor. Seviyor. O yüzden öyle olmuş. Ama şöyle söyleyebilirim sana, arkadaş olarak gerçekten arkadaş olunacak bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Çok böyle sempatik bir kadın. İçinden ne geçerse dışında da o. Aynen. Kesinlikle hiç öyle. Düşünmüyor. Filtreden geçirmiyor kafasında. Öyle, kötü öyle. Mü olur, iyi mi olur hiç düşünmüyor. Zaten ben onun o huyunu çok sevmiştim. O yüzden biz tanışmıştık zaten. Hmm. Tabii. İçinden ne? Şöyle izledim şurada. Rümeysa'yla mı? Yok. Karşısında kim vardı bilmiyorum. Bir şeyler anlatırken izliyordum onu şöyle. Ondan sonra o gün de şey kırmızı odamız olmuş. Ondan sonraki bir gün. Baktım şöyle. Ulan ne gelirse içinden, hiç ya kötü olur mu değil mi yani, o kadar samimi geldi ki bana. Ay, unutamazsın. Şimdi diğer kadınlar böyle şey ya biraz, hani oturmasına dikkat eder, ne söyleyeceğine dikkat eder, aynen. Biz yavaş konuş, o tak 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 yani. Aynen, hiç, aynen, aynen. Hiç fitreden geçirmiyor. Kesinlikle. Ondan sonra ben onu gördüm, oha dedim ya, ne kadar dedim samimi bir kız dedim yani. Ay seviyorsun. Ondan sonra daha çok tanımak istedim, buralara kadar geldik. Anladım. Dilara'ya karşı hislerim bitmedi. Benim mi? Evet. Yo, bitti ya. Eğer yani bunu halledebilirsek, yani konuştuk da zaten arkada. Ben biliyordum tabii ki de sizin olacağını. Ama hani konuşmak istemiyorum. Hani özellikle kendiniz ve beni sınama. Bu en kötü ceza benim için bu olur. Anladın mı? Bağır, kır, işte bana gerekirse vur, nefretini, öfkeni o an at. Ama yine dönüp dolaşalım, konuşalım, tamam mı? Gitme, konuşalım. Ben seninle böyle gereksiz muhabbetler etmek istemiyorum. Yani gereksiz derken ilişkimizin zarar verecek bir noktada olsun istemiyorum. Çünkü ben seninle gerçekten gelecek istiyorum. Evlilik istiyorum. Tamam mı? Sadece sana bunu söylüyorum. Konuşmak istemiyorum. Plan yapmayalım bunu birimiz, olur mu? Çok özür dilerim. Rümeysa gelsin. Merhaba.
Bir dakika, tutmayın beni. Koş. Koş. Koş, sarıl. Hanımefendi, merhabalar. Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, çok şükür. Arkadaşlar, Hilal. Tanıyorsun herhalde. Arkadaşım. Evet. Arkadaşlar ben misafir geldi, bir şey soruyor ya. Burada çok aşıklar var, o yüzden aynen. Kusura bakma. Ne güzel. Ortalık biraz karışık. Bende de çok heyecan var. Evet, heyecanlı mısın? Biraz heyecanlı. Arkadaşlar bizim dışarıdan Sakarya'dan arkadaşım kendisi. Evet, tanışıyoruz. Evet, tanışıyoruz. Ferhat, ne haber? İyidir abi. Sağ olasın. Bir şey biraz diyeceğim. Primhan. Kudurdu herhalde. Gitti gelmedi. Evet, bir dakika. Hilal'cığım kendini anlatır mısın öncelikle? Adım Hilal, 23 yaşındayım. Kızlar? Akrep burcuyum. Maliye son sınıf okuyorum. Ben öğrenciyim. Ben çalışmıyorum. Neyi son sınıf? Maliye okuyorum. Maliye, süper. Maliye ne demek oluyor? Mali işler. Ha, okey. Ekonomik bir konu. Ben zaten Türkiye'de yaşamıyorum ki. Ben kaçırsam bile buradan bana bir şey olmaz. Almanya pası, bakalım da Almanya'ya. Koltuğu kaçırırız, şunu kaçırırız. Bursalıyım ben. Sakaryalıyım. Burada yaşıyorsun değil mi? Evet, burada yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Kaç? 23 yaşındayım. 23. Batı'yı dinle, Batı. Ne iş yapıyorsun lan? Öğrenciyim. Rümeysa. Hadi Rümeysa. Maliye okuyorum. Son sınıfım. Ben geçiyorum. Maliye okuyorum, son sınıfım. Ne okuyorsun oğlum? Maliye okuyorum. Maliye. Son sınıf. Kriterlerin nelerdir? Aynen. Karşı taraftan. Yani güçlü olması gerekiyor. Dürüst, samimi. Yani duygularımı olduğu gibi yaşamak istiyorum ama sınırlarını da göz ardı edemeyen biriyim çok fazla. Bu şekilde fiziksel olarak da esmer. Güzel olur. Hoş geldin. Evet. Merhaba. Nasılsın? İyi değilim. Onu çevirmemiz gerekiyor. İyi değilim. Söylediler. Senin amacını ben anlayamadım. Sen orada neden... Ne dedim belli değil sana. Şimdi ben ya buraya geldim. Benim netlik sevdiğimi biliyor musun? Yani beni tanıdığını düşünüyorum. Hani bu şimdi üzerinden çok sular geçti bu ilişkinin. Ben buraya geldim. Ama ben Hazar Zeki Uzun olarak... Öyle isim buraya falan vermeyeceksin. Zaman, bana o artistliklerini sökmüyor sana. Buraya geldiğim zaman geçmişime bir saygım var. Burada kimseyi tanımıyorum. Şu anda kimseyi şipe olan asla kimseyi çağırmak gibi bir durum olamaz. Asla sevgilisi olan bir kişiyi de çağırma. Kimsenin sevgilisi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ben buraya geldim. Seni görünce, senin burada olduğunu biliyordum zaten de. Şipin var mı yok mu bilmiyorum. Bu toleransı bana tanıyacağını umarak seni çağırdım. Kusura bakma, özür diliyorum. Eğer şipin varsa şu anda. Öncelikle. O şekilde bir başlangıç. Bir, yok. Çok özür diliyorum. Biraz da çekiniyorum. Dediğim gibi şip olan birisini asla çağırmak istemem. Sonuçta 9 ay geçmiş bu ilişkinin ardından. Sen de kendi hayatına bakıyorsun. Ben de kendi hayatıma bakıyorum. Ama buraya geldiğim zaman biz seninle görüşmek istedim. Senin dışında bir başkasını çağırma saygısızlığına da asla bulunmak istemem öncelikle. Durum bu. Oradaki arkadaşlara da biraz galyana geldiği için biraz acemiliğim var. Kusura bakmayın. Biraz acemi olduğum için kendimi ifade edememiş olabilirim tabii. Biraz seni görünce heyecanlandım. O yüzden böyle bir durum oluştu. Ben de heyecanlandım seni görünce. Yani ve seni dinliyorum. Yani bir şipin varsa saygısızlık etmek istemem. Olsa gelmem yani. Öyle bir şey yapmam hayatımda biri varken. Ben de buraya 3 ay önce bir başvuru durumu olmuştu. Bodrum'daydım, yoğun bir iş. Sezon ardından aradılar. 2 gün önce uçaktan indim, buraya geldim. Böyle bir telaşım oldu. Biraz yorgunluk varsa üzerimde kusura bakma lütfen. Durum bu.
Benim için mi geldi yani? Şu anda. Şu anda derken. Şu anda seninle konuştuğumuza göre. Ben bir başkasıyla görüşme, tanışma amacım şu anda yok. Eğer senin de öyle bir amacın yoksa yeniden bir başlangıç yapmak isterim. Yok, yeniden başlangıç yapmak hiç kolay bir şey değil biliyorsun. Hı-hı. Ben şu an çok kötü bir dönemden geçiyorum. Evet, anlıyorum. Hiç iyi değilim yani burada. Hı-hı. Gitmek istiyordum zaten. Yani sen geldin, dün elime falan oldu. İşte arkadaşım gitti dedim. Evet, anlıyorum seni. O yüzden çok kötüyüm. Hiçbir şey gücüm kalmadı benim. O kadar tükendim ki. Yani... Burada orada çok zor. Bakma. Burada bir şeyleri yaşamak çok zor. Anladın Hı-hı. mı? Dışarıdaki gibi de değil. Yani burada çünkü ilişkini tek başına sen yaşamıyorsun. Hı-hı. Yani yarışmacılar, sonuçta izleyenler... İçerideki arkadaşım bir şeyler bana söylemeye çalıştı. Fakat ben onu tam olarak anlayamadım. Programa pek dahil olmadığım için. Onun ne demek istediğini anlayamadım. O yüzden ona da bir karşı cevap veremedim. İlerleyen zamanlarda onunla da konuşuruz, bakarız duruma. Bu ne demek ya? Bana bunu ben sana anlatırım. Sen başkalarının sözüne bakıp mı yani? Hep birlikte konuşuruz. Çünkü hep birlikte niye herkes, konuşayım? Burada herkes bir birey ve onları da dinlemek, anlamak, saygı duymak lazım. Onların da bir buraya bir zaman harcıyorlar. Tek başına birey okey ama yani ilişkiyi benimle yaşamak istiyorsun ya benimle dediğim önemli olması evet, lazım. Tabii. Çok haklısın. Eğer gerçekten benimle ilgileniyorsan başkasıyla ilgilenmen beni rahatsız eder. Doğru mantıklı. Yani senin net olmanı isterim. Ben sana karşı gerçekten net geliyorum. Tabii ki de şu an hislerin tamamen oturmasını beklemiyorum ama ben sana bir beğenimden söz ettikten sonra sen de benimle devam edebiliyorsan senin de bana karşı bir beğenin. Bir ilgin vardır illa ki tanımak için. Onu demek istedim ya sana dün. Hani zorlanan bir şey yok. Ben de isteyerek seninle tanışmak istiyorum. Hı. Hani çünkü olabilir diye düşünüyorum. Hani anladın mı? Ya beni tanımaya çalışırken, şu an birbirimizi tanımaya çalışıyoruz ya. Başkasıyla tanışmaya çalışırsam bu beni rahatsız öyle eder. Öyle bir şey olmaz zaten şu an. Çünkü... Ya da benimle tanışmaya çalışırken başkasını kırmızı odaya çağırsam beni rahatsız eder. Başkasını dansa kaldırırken zaten. Rahatsız eder ki aynalarını ben de yaparsam seni de rahatsız tabii, eder. Tabii doğru. Ya da yeni gelen bir aday atıyorum. Seni dansa kaldırmak istediğinde kalkmazsan bu beni mutlu eder. Kalkarsan kırılırım. Doğru. Zaten hani hareketin de öyle olurdu yani. Yani olması gereken şeyler doğru, aslında bunlar. Doğru zaten. Aynen. Hani demesen de öyle olurdu. Ben seni anladım ama. Mantık olan da bu zaten. Doğru olan da bu. Ne bileyim. İnsan kendini iyi hissetmek istiyor. Hayatını birini aldığında. Özel hissetmek istiyor. Tamam doğru. Ben ama hala şeye takıldım. Mesela neler sinirlendirir seni gibi. Böyle şeyler mesela. Ya yalana herkesin tahammülü yoktur. Ama toz pembe yalanlar vardır. Yutulabilir yalanlar. İyi bir şey için atıyorum mesela bir sıkıntı olmuştur. Ben üzülmeyeyim diye yalan söylersin. Kesinlikle asla hiçbir yalan affetmem demiyorum. Ama gerçekten beni ciddi düzeyde etkileyecek, hayatımıza ve ilişkimizin yönünü değiştirecek yalanları söylemeni isterim. Ondan sonra ne beni başka rahatsız eder? Özel hayatımda bazen ben kendi kararlarımı gerçekten kendim vermek istiyorum. Bazı yanlışlarım demeyeyim de atıyorum mesela ben affedici bir insanım. Herkese affederim. Sadece üstünden biraz zaman geçmesi gerekiyor. Benim mesela hayatımda affetmemem gereken insanlara göre arkadaşlarım var ama ben kendi içimde onları affetmeye tercih etmişim mesela. Okay. Benim kararlarıma saygı duymanı isteyeyim. Kısacası çok uzatmayayım. Kararlarıma saygı duymanı beklerim. Saygı duymadığımda üzülürüm. Gelirken aklında olan biri var mı? Aynen. Evet aklımda biri vardı aslında. Kim acaba? Aa kim söylesene. Şu an söylemeyeyim ya. Söylesene ne olacak ya? Aynen herkes söylüyor artık. Misin? O evreye geçtik o ilk günlerde. Şimdi belki dansa kaldırmak. Birazdan dansa kaldırman gerekir. Aynen. Tabii, öyle de görmüş oluruz. Aynen doğru. Aynen. Gelebilir yani her an her şeyi Ferhat. Seni kaldırırsa kalkarsa çakacak. Ferhat'ı götürsün. Oysun akıl tutuyor burada oturuyorum. Evet. İşte kırmızı yakaladı. Saçlı kızımız yoktu. Burcun ne? Akrep burcuyum. Severiz biliyorsun. Ben de akrep burcuyum da. Ben çok yanlışım. Hobilerin var mı peki? Belli oluyor. Hobilerim. Dans etmeyi seviyorum. Dans atmayı mı? Evet. Dans atmayı hiç beceremiyorum ben tam benlik.
İlişkilerinde nasılsın? Uzun süreli ilişkiler. Uzun sürüyor genelde ilişkilerim. Ben çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Olur, ne demek? En son ilişkin ne zaman oldu? Bir yıl oldu ayrılalı. Ne kadar sürdü? Bir buçuk yıl falan sürmüştü. Peki, burada talibi olan, şipi olan birine talip olur musun? Evet. Hayır, olmam. Olmaz. Kendime yapılmasını istemedim. Bir şey başkasına yapmayı helal istemiyorum sana. Kızlar seni çok sevecek. Gerçekten helal olsun. Yapmam çünkü. Peki senin aklında olan biri dedin ya var. O şu an şipteyse ne yaparsın? Herat açıkça sor. Ben de hoşlandım mı diye. Şipteyse tanışma yoluna girmem. Ama söyler misin o kişiye ben seni hoşlandım diye? Hani dener misin diyor. Hani gider misin bir konuşur musun? Yani, adım yani, atar mısın demek istiyor yani. Efendim? İlk etapta belki hemen adım atmam aslında. Yani ara bozmak gibi durumuna düşmek istemem. Hayır hayır, şimdi şifi yok diyor. Dedi zaten az önce. Şifi yok. Şifi yoksa tabii ki tanımak istemem. Evet, Filo verdiğini geri götürmüştü. Ferhat, sen ne diyorsun yorum olarak? Bak istersen şuraya falan da koymuş olabilirsin. Güzel hanımefendi. Teşekkür ederim. Durum bu şekilde yani. Kendimi ifade edebildiysem ne mutlu sana. Tekrar denemek mi istiyorsun? Evet. O kadar takatim yok ki hiçbir şey. Öyle mi? Evet. Dışarıda bile hani sürdüremeyip burada... Bilmiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ucunda ölüm yok sonuçta. Kimseye de zorlayan yok. Duruma göre bakalım. Biz Sadem'i mi çaldıralım? Bizim şarkımızı galiba. Burada nasıl çaldırıyoruz? Burada çaldıramayız. Bu saati bitti. Merak ediyor musun? Burada yaşadığım şeyler önemli mi yani senin için? Benimle alakadar etmiyor. Ben şu ana bakıyorum. En güzel anımız yaşadığımız anlar. Şu saatten sonrasına bakarım. Kötü bir durumdayım. Biraz rahatla, derin nefes al artık. Ben buradayım. Üzülüyorum ama. Öyle mi? Evet. Sana bir sarılmak isterdim. Makyajım çok bulaşıyor. Gel bakalım o zaman. Biraz demacıma. Tamam, gidiyoruz, kısmayın. Daha öncesinde bu evde bir tanışma yolun oldu. Ben zaten çok büyük bir aşk yaşadığınızı da düşünmüyorum onunla. O yüzden onunla ya da onunlayken yaşadığın ya da insanlara yaşattığın şeyler beni ilgilendirmiyor. Ama akşam anlatırsın. Allah size şey, kulüpteki kim ne diyor onu merak ettim. Onu akşam anlatayım. Tamam değil mi akşama? Acil merak ettim şu an çünkü. Yani şey, herkese yürür gibi konuştular ama ben öyle bir şeyinle karşılaşmadım. Abi ben kime yürümüşüm ki şu ana kadar? Şu an isim vermek istemiyorum bu evde yani neler olmuş? Yani hani neler, bence bak şu akşama zaten daha net anlatacağım sana. Anladın mı? Bir kere abi senin haddin değil benim hakkımda böyle konuşmak yani bir kere. Hani tanımıyorsun, etmiyorsun. Ne kadar saçma yani, Allah'ını seviyorsan. Ya saçma konular var evet ama önemli değil benim için. Onların ne söylediği de o zaten ama şu an, sen zaten şu an bir düşünsen, ben burada olduğumdan beri kime yürümüşüm? Feyza tamam, yükseksin moruk ki. Ben böyle koyacağım. Ay, kafama ay. Vay anısında vay, kafama ay. Hayat baya baya travma. Ya keşke Ferhat'la verseler şöyle ya. Ne yapıyorlar? İşte o kız geldi ya, Ferhat'a gidecek herhalde. Evet onu diyorsun. Erkola'ya da gidelim mi ya, burası çok... Aşkım ne yapacağız ya? Burada ne yapacağız? Oturuyor, orada da oturacağız, burada da oturacağız. Orada bir hareketlilik var en azından. Ben daha yeni geldim, yoruldum bu aşkım. Oy, tamam yoruldum. Hadi o zaman. Masaj yapsana bana biraz. Ne masaj? Böyle oldun. Gördüm. Yok yok, hadi gel yapayım. Tay mesajı aşkım. Hı? Tay masajı. Tay. Hı. Tayland mı? Gidiyor muyuz Tayland'a?
Yiyoruz. Ne iş yapacağız orada? Ne olay? Görüntü. Evet. Hadi. Danse kaldır birini. Orayı boş ver. Bak müzik geldi, dansa kaldırsın gerekiyor. Yeni kız diyordun, al sana yeni kız. Umarım güzel zamanlar bizi bekler. Ferhat. Kızardın sen. Ha, utandım tabii ki biraz. Utandın mı? Kimdim oğlum? Bir dik dur bakayım, bir dik dur. Ama kızı sevdim bu arada. Çok pardon, arkadaşlar bana böyle kızı şey yapar, kızarlar, dalga geçerler. Ben rezan mısın kadar? Gibi. Pek fazla değil ama. Kızıl saçlarını ısladın. Efendim? Kızıl saçlarını ısladın. Yok, kızıl. Kırmızı seninki, onun için sıkıntı yok bende. Kızıl başka oluyor bende. Böyle havuç gibi aynı düşün. O saçtan pek fazla. O en son seçeneğim benim. Ama zaten galiba sen esmersin galiba. Sen... Ben beyaz sanki. Yok o şey, saç rengin esmer gibi sanki, evet, değil mi? Evet, saç rengin siyah. Aynen. 23... Tamam, ya, sakin ol, eğlenmiyorsun. Sakin ol kız. 23 yaşındayım. İstanbul'da Sakaryalı. Tamam, kafam gitti sana gelmiş. Sakin dansa ol, demiyorum, Fero. Konuşamıyorum da kızdan. Siz bir yana benden konuşuyorsunuz. Daha buradasın birkaç haftada. Ferhat'cığım, lütfen hanımefendiye dönüp odaklanır mısın? Tabii ki. Sen boş ver. Kız ama çok sevdim bu arada. Allah var İlayda. Çok o gidiyor, beni de götürüyor giderken. Sevdim. Ferhat, gözlerine bakar mısın kardeşim? O etkileyici bakışlarını atar mısın Ferhat? Burada bak. Tam bir Alman gibi. Utan yaş mısındır yoksa? Biraz başlarda, evet, kendi başlarda. Sonra aşana kadar öyle mi? Peki bir erkekte en çok önemli bir üç şey ne olur? Yalan söylememesi. Ondan sonra yalan. İlk etapta yalan söylememesi geliyor şu an. Yalan olmadığı zaman güzel bir ilişki oluyor bence. Ferhat, müzik bitti, müzik. Aa, teşekkür ederim dans için, çok teşekkür ederim. Dansı da benden öğrendi. Ya da oturma, iki biraz edemiyordu. Dilara kızacak bana, dur. Dilara sen dedin de oturuyorum ha. Tabii ya, hiç istemiyorsun normalde. Ferhat, etkilendin mi? Göreceğiz. Ne sen benim adım ağzına al. O kadar rezil ki yanında kadın gelmiş. Benim ismimi alıyorsun yani. Güzel bir kız. Söyleyemeyeceğim zaten. Güzel bir kız. Dans öğretti bana 2 dakikada. Zaten ben dans etmeyi bilmiyorum. Sana dans öğretebilir mi? Bence %100 öğretir. %100 mü öğretir? Ben dans etmeyi bilmiyorum ki abi. Sen şimdi olayı ortaya bir şey attın ya, o yüzden açıklama ortada gereği... Ortada bir şey var ki demek ki, konuşalı bize söylüyoruz. Biz de bir açıklama yapmak durumundayız, doğru mu? Açıklama yaparsınız, inanırız inanmayız. Biz kendimize göre. Sen buranın eğlencesisin işte, sıkıntı değil. Seni var ya, bir eğlendiririm, görürsün burada. Öyle mi? Ne yapacağım? Ve benim Berke ile ilişkim yalan, iftira ya da çok kötü, pis bir şekilde bitmedi. O yüzden düşman değilim dediğim gibi. Buraya geldiğim zaman da şüphe olan kimseyi ben kaldırmam. Yani bir kötü de oldum açıkçası. Hele bir şu psikolojik, ben de şu an çok kötüyüm. Hani görünce böyle bir üzüldüm. Oğuzhan'a iftira atıyorsan Oğuzhan'ı zan altında bırakmışsındır. Sen de kendin üzülmezsin. Gerçek minnet bir şey varsa paylaş, hepimiz bilelim. Biz de yolumuza ona göre devam edelim. Ben şimdi şeyi merak ettim efendim. Yarın bir kırmızı oda olsa Rümeysa kimi çağırır? Onu yesince görürüz.